zuba biz Ötede beride sağda solda geride kaldı Geçti olsa kıyıda köşede tam ortada menzuba biz Orada burada dört bir yanda sende bende O ya da burada gizli saklı apaçık olsa menzuba biz Ötede beride sağda solda geride kaldı Geçti olsa kıyıda köşede tam ortada menzuba Efendim hayırlı akşamlar. Ben de Rezim Sönmez. Bir cumartesi akşamı daha mevzu bahisi. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün yaşadığım başka bir mutluluk daha var. Gerçekten çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, yaptıkları işleri, güzel işleri örnek almaya çalıştığım, özendiğim, efendime söyleyeyim, ee, bazen de böyle kıskandığım iki güzel insan bizimle beraber. <laughs> Sevde Seval Usak bizimle beraber. Hoş geldiniz Sevde Hanım. Paylaşmak Hayattır Derneği kurucu evet. başkanı evet, girdi. Bu doğru. tabi evet. öyle olur herhalde. Evet. Evet. Ve Yetim Vakfı Başkanı sevgili Murat Yılmaz ki kendisi de uzunca bir dönem beraber mesaimizde olmuştu. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. İyisiniz teşekkür inşallah. ederim. Elhamdülillah afiyetle değil. siz değilsiniz. Çok şükür bizler değilsiniz. Sevda Hanım valla İstanbul'daki bu koşturmacının içinde bize vakit ayırdığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Dediğim gibi gerçekten bazen kıskanıyorum yaptığınız işleri. Evet. Öze yani uzaktan da olsa böyle takip etmeye çalışıyordum sizi yaptığınız şeyleri işte sosyal medyadan, mecradan vesaire. falan. Dün özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. Biraz daha hani insan yakın çalışıyor programdan önceki gün. Yüzünüzün gülmediği bir tane fotoğraf yok ya maşallah. Hani tahtaya vuralım öyle Ey derler hani şeyler böyle oldu, Anadolu'da falan. Ee, maşallah ya. Ne güzel bir şey bu. Yani. Bunun bedeli ağır mı oluyor? Nasıl oluyor? Bilmiyorum yani. ya. Yürekler olunca bence böyle oluyor. İnşallah Murat Bey. <laughs> Allah, bozmasın, Allah bozmasın. Gerçekten Allah bozmasın. Ama şey de değil. Hani böyle gençler var ya yeni gençler. Böyle, fotoğraf çekerken mesela asık surat ve gülüyor ondan sonra falan. Öyle değil yani. Gerçekten gülüyor. Gerçekten yani. heyecanlanıyorum çünkü. Yani hani o Gerçekten heyecanlanıyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Biraz sonra detaylarını konuşacağız de inşallah. <laughs> Değerli siz de hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Tanzanya ile alakalı bir soru sorduk. Soru çok kolay oldu farkındayım ama daha çok insan bilsin ki e, işlerinden bir tanesini efendime söyleyeyim. Hem kısmetli olan hem de tatile çok ihtiyacı olan birisini Giresun'a gönderelim. günbet, birun günbet evlerine diye. E, program bitinceye kadar hemen hemen önümüzdeki iki saat boyunca yani e, cevap verebilirsiniz. Saat 23.30 gibi program biterken bugün kimi tatile göndereceğimizi açıklayacağız. Bununla alakalı yaklaşık 22-10 gibi bir küçük tanıtımımız olacak. Hala mevzu bahis programında efendime söyleyeyim hediye kazanmak, tatile gitmek için ne yapacağını tam olarak bilmeyen izleyenlerimiz varsa belki ilk defa izleyenler ya da daha önce denk gelmeyenler e, o tanıtımı izleyerek de ne yapacaklarını öğrenebilirler. Efendim söyleyeyim. Biz seyircilerimize yarışıyoruz bu arada. Yani onları tatile göndermek için. E, sizle de oyun oynayacağız inşallah. Bu akşam yine sizinle kimim ben oynayacağız. Ya. Tahtamız onun için. Yani ha. konuşanları yazmayacağız. yani biraz... <laughs> Sizler de oynayacağız. Sizin için de güzel hediyelerimiz var efendim. Hem kitaplarımız var hem de ahşap kitap okuma destek kitlerimiz var. Google'ın hmm. yapımları. Oldukça hoş şeyler. Ee, i̇nşallah ama öncesinde her zaman bu arada e, aile albümlerini açacağız bakacağız fotoğraflara. Fotoğraflar üzerinden sohbet edeceğiz inşallah. Arkadaşlar hazırlıyordur zaten. Biraz sonra gireceğiz çünkü çok çok fotoğraf var. Her ikinizin de hayatında o kadar güzel şey var ki aslında paylaşabilecek. O paylaşabilecekleri bir kısmını, çok küçük bir kısmını aldık. Onları inşallah fotoğraflar üzerinden konuşacağız. Yani e, eski aile sohbetlerine gittiğimizde öyle olur, değil mi? Yani insanlar Hı. albümlerini açardı işte. Askerlik fotoğrafları, evlilik fotoğrafları, çocuklar, çocukların sünnetleri, efendim belki Hı. düğünleri belli bir süre sonra falan. Neyse, onları da yapacağız ama öncesinde benim İkiniz için de merak ettiğim bir soru var. İkiniz için de o soruyu merak ediyorum. Önce Sevda Hanım'a soralım. Pozitif ayrımcılık yapalım. <laughs> ee, Sevda Hanım ilk yurt dışına kaç yaşındayken çıktınız? Ben İsviçre doğumluyum. Tamam ben kapatalım şu <laughs> <soranı>. Kapatalım şu anı. <soranı. gülüyor> <laughs> Peki ilk Türkiye'ye ne zaman geldiniz diyormuşum. Yani. <laughs> şey, aile İsviçre'de, gurbetçi aile. Evet annemle babam İsviçre'de. Yani ha. evlenip İsviçre'ye yerleşmişler. Abi. Ondan sonra öyle biz de... Öyle. Siz ne zaman döndünüz Türkiye'ye geldiniz? Ee, şey, ilk okul için, ilk öğretim için. Ha. Ne yani kadar kaldınız ilk... Türkiye'de peki? Ne kadar yaşadınız? Yani işte 7 yani yedi yaşına kadar İsviçre'deydim. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Yok canım ondan sonra Türkiye'de miyim? Türkiye'de ya sonra... yok yani. <laughs> yok, göremiyoruz yani. <laughs> Türkiye fotoğrafınız yok gibi bir şey yani maşallah. Onu da detaylı konuşacağız. Murat <laughs> Bey ben 21 yaşımda Pakistan ve keşmiş Keşmir programları olmuştu. 21 yaşında? Evet. Maşallah ya. Üniversite biter bitmez belki yani. Yani ya üniversite... Yok. E, biz imam hatip okuduğum için iki sene fazla okumuştuk zaten. Aa, evet. e, dok... yani üçüncü sınıftayken. Aha. Ben şeyden korktum şimdi Murat abi de ben kanada doğumluyum falan diyecek. Yani biliyorum öyle olmadığını da bir, bir, yandan böyle şey oldum yani hakikaten. Peki İsviçre'de doğmak 7 yaşına kadar orada yaşamak nasıl bir şey Sevda Hanım? Yani Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Yani bir, ya bir kısmen hani 3-4 yaşa kadar hatırlamıyorum ama böyle 5'ten sonra iyi hatırlıyorum yani. yani. Ne vardı oranın çok güzel yeşildi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yeşildi. <laughs> çok yeşildi. <laughs> o yeşil sevdası sizi almış götürmüş Aa, ondan öyle sonra oldu. bir yerlere. Yani <laughs> hakikaten öyle olmuş herhalde. Ya, yani ben gibi. hani böyle çıplak ayak işte e, evin önündeki e, yani şeyde bahçelerde falan oynadığımı hatırlıyorum. Yani, özellikle toprağa bastırırlardı. Hadi. Yani o böyle çok net olanlar genelde İsviçre ile ilgili hep e, yeşillik alanlar oyun oynarken... İşte ve çıplak ayak. Yani ha, özellikle. Evet. Biz nerede çıplak ayak yani mümkün değil değil mi? Şey İstanbul'a mı geldiniz Türkiye'ye geldiniz? Evet de? evet İstanbul. Annem babam İstanbul doğumlu. Hangi semt? Bakırköy. Geldi? Bakırköy de gene bir... fena değildir hani İstanbul evet. için baktığında. Fena olmayan bir semttir yani hani yeşil anlamında vesaire yani. falan. Ya zaman da belki pek öyle diyemeyiz ama bilmiyorum. Her taraf artık binalaştı, betonlaştı Hı -hı. aldı başına gitti yani. peki ee, onu fotoğraflarda konuşalım. Neyse. Sizin doğum Skinop müydü yanlış hatırlıyorum? Yok ben Beykoz Paşa Bahçe doğumluyum. İstanbul. Aa Beykoz Paşa Bahçe. Evet. Orası da yeşildir canım. Tabii canım. Yani. yani Beykoz çayırında falan biz top oynardık. Hala gerçi o çayır duruyor ama inşallah bozulmaz yani. İnşallah. Yani Beykoz herhalde İstanbul'un en yeşil yerlerinden birisi idi ama dediğiniz gibi o yapılaşma maalesef oralarda da çok fazla. Yani e, hızlı bir şekilde yeşillerimiz kayboluyor maalesef. Tamam, enteresan bir yer oldu ya. Yani bugün takside taksiyle sohbet ediyoruz. Hani çok konuşuluyor taksi sıkıntısı İstanbul'da hı hı. gerçekten çok konuşuluyor. Adam diyor ki işe gittiğim zaman gidip gelemiyorum ki abi diyor. Evet. Yani normalde 15-20 dakika tutacak bu yol, bir saat tutuyor diyor ve o süre boyunca müşteri alamıyorum doğal olarak diyor ve yani İstanbul'da taksi yetersiz e, diye evet. anlattı. Adem Bey, yanılmıyorsam evet evet taksiçi arkadaşımız. Dediğiniz gibi İstanbul'da artık yaşaması oldukça zor. Metropollerden bir tanesi haline geldi. Tanzanya'da var mı metropo? Darüsselam. Darüsselam. Kaç ya. nüfusu? 6 milyon gibi ah. yani 5-6 milyon gibi. 5-6 milyon. Büyük bir şehir. Büyük bir şehir. Çok yani. da güzel bir şehir. Kesinlikle katılıyorum size. Benim Darüsselam'la alakalı enteresan bir hatıram var. Oraya ilk gittiğimizde e, ya gece yarısı vardık ya böyle sabaha karşıydı falan Hı -hı. yani sabah namazı yakındı. Hı -hı. E, Sabah namazına camiye gidelim dedi o da Hı. Tamam gidelim. Gittik. Ben inanamadım. Yani Türkiye'de sanki Cuma'ya gitmiş gibiydi Hı. yani. İnanılmaz bir e, şey. Cemaat, kalabalık, yaşlılar, gençler, efendim söyleyeyim çocuklar. Müthiş bir sabah namazıydı yani. Dünyanın çok farklı yerlerinde evet. gittik camilere, insanlarla cemaat olduk vs. Ama Tanzalya unutmadığım cemaatlerden bir tanesiydi hakikaten. Peki... Ee, nasıl bir çocukluk yaşıyordunuz, neye yönlendirdi sizi büyükleriniz, iş anlamında, eğitim anlamında neler yaşadınız? Biraz onları konuşalım. Ya, sanki benim biraz şey gibi oldu, ee, bana bıraktılar gibi oldu açıkçası. İsviçre'de doğunca <laughs> <oldukça. Kocağı gülüyor> öyle oldu. Türkiye'de doğsan ol. öğretmen ol, doktor ol, avukat ol, mühendis ol. Hayır hayır, mimar ol. Falan. Ya ben genelde hani bugüne kadar verdiğim kararların zannediyorum tamamını hep kendim aldım yani. hani. Öyle bir <laughs> <Yani> öyle. <laughs> ailem hani hep olumlu anlamda destekledi yani. Çok güzel. Kaç kardeşin? İki kardeş. İki kardeşsiniz. Öbür kardeş oca... ne yapıyor? O o iki yıl oldu o göçtü. Biz biraz o yüzden. Hep hoca gitti var. yani. Evet yani, o yani. O. siz de o biraz... kardeşinizi kaybedenler benim gibi kervanla katınız. Ben de dört yıl oldu. Allah rahmet olsun. Olacağız. Allah sabır versin. Rahmet olsun. İnşallah Amin cennete inşallah. kavuşursunuz tekrar. O umudumuz var. İnşallah. Duayız size. Peki e, İstanbul'da İstanbul'a geldikten sonra eğitim hayatı nasıl devam etti? Benim yani ilk öğretim işte Bakırköy olunca hı hı. Bakırköy i̇lk Öğretim Okulu, ondan sonra Bakırköy Lisesi falan öyle. Derken işte üniversite e, İstanbul İşletme İşletme Fakültesi yani. Hı. Ve ben o dönem ya o o sürece kadar İsviçre'ye gittim, geldim yine hani. Aile İsviçre'de. Annemle gibi. babam kaldılar. Biz daha çok büyüklerin yanındaydık burada anneanne, işte babaanne. Daha sonra geldi onlar. Ee, o süreçte hani ben gittim geldim üniversite döneminde de artık yani öyle gittik geldik rahat. Şey soruyorum yani. aile mütedeyim bir aile miydi? Yani Şunun için soruyorum ya yanlış anlamayın tabii Aha. hani şey değil de özellikle son dönemde mesela Avrupa'da çok sayıda arkadaş var bizi izleyenler de var yurt dışında hı hı. mesela çocuklarını okuma çağı geldiğinde ya da işte üniversite çağı geldiğinde Türkiye'ye göndermek istiyorlar. Ya aslında burada bizim de öyle istiyorlar. öyle gibi yani benim babam da mesela eğer çocuklar burada kalırlarsa. Onlar için iyi olmayacak deyip dönenlerden yani benim babam da. O yüzden ben de hani e, hayatımdaki olumlu şeylerin büyük büyük bir kısmının babamın duasıyla alakalı olduğuna inanıyorum yani. Ne güzel bir şey. Ee, yani öyle demiş annem. burada kalırsak yani bu çocuklar. Elhamdülillah öyle bir kararla geldik. Gel, geldik. Önce biz geldik, onlar birkaç yıl sonra geldiler. Öyle çok da uzun uzun sürmedi tamam. yani. Evet. Yani benim asıl ama yani üniversite dönemi yani orada tek başıma işte gezmeler işte Türkiye'yi mesela ben öyle tabi şimdi <laughs> tevellüt eski. <laughs> Estağfurullah <Yani acaydı. gülüyor> Bizim zamanımızda öyle hani şimdi sırt çantasını alıp geziyor arkadaşlar gençler yani. Pek bizim zamanımızda pek öyle değildi yani benim üniversite bundan 30 yıl önce te tekabül ediyor o yüzden. Ya yani o zamanlar ben ama Türkiye'nin herhalde dörtte üçünü üniversitedeyken gezdim yani işte turlar ayarladım, ona katıldım, gruplara katıldım, tek gittiğim yerler oldu filan. Ya o dönem hani tek başıma da seyahat etmeye işte üniversitede başladım yani. Harika bir şey ya. Sizin aile hayatı nasıldı Murat Bey? Kaç kardeştiniz? Ee, üç Anne kardeş. baba neyle uğraşıyordu? Üç, üç kardeş, üç kardeşiz. Ee, ben en büyükleriyim. Bir kız kardeşim var, bir erkek kardeşim var. Ee, Paşabahçe Beykoz Seyrantepe e ee, çocukluğum bu iki yerde geçti. Beykoz doğumluyuz. Tabii Tabi e, akrabaların birçoğu da e, Beykoz'da. Eee Paşa Bahçe'de özellikle. Ben Ordu Mesudi'liyim. değilim. Ordu özellikle... tarafı var da şimdi Karadeniz'den evet. bir yerden aklımda kalmış Sinop kalmış Paş... ordu, Evet. He. Paşa Bahçe tarafında çok fazla mesudiyeli vardır. Yani e, bizim akrabalar dayılar, teyzeler, e, halalar, e, orada hep hala orada oturuyorlar. Dolayısıyla e, orası e seyran Tepe'de yaklaşık olarak yine 3 herhalde 4-5 sene kadar da orada kaldım yani çocukluğumda. 11 e, yaşında Kart e, e, Kartal Anadolu İmam Hatip ama o, o zamanki ismiyle Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi. Nasıl oluyor bu? E, yani okul 1985 yılında Beykoz'da Tokatköy e, Orta Çeşme e, orada kuruldu. Tamam. Biz 5 sene Beykoz'da okuduk. Adı Kartal mıydı o zaman? Yok. Beykoz, Beykoz. Anadolu İmam Hatip Lisesi'ydi. <laughs> e, 1990 yılında okul Kartal'a taşındı. Hmm. E, birazcık daha tabii öğrenciler artınca oradaki e, Kartal'daki alanımız bizim daha geniş. Genişti. Dolayısıyla e, biz 5 yıl Beykoz'da 3 yıl Kartal'da e, hmm. okuduk. E, yani 11 yaşından 18-19 yaşına kadar yatılı okul. 8 sene yatılı okulda. Daha çok arkadaşlarla birlikte. O Kartal'daki o özel kardeşlik oradan mı geliyor o zaman? Çünkü Kartal Anadolu İmam Hatip ya da İmam Hatip dediğin zaman başka bir şey. Evet. Bir, bir fenomen bir durum var orada yani. Yani e, Türkiye'deki ilk Anadolu İmam Hatip Lisesidir bizim ha. e, okulumuz. 1985 yılında tabi Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak e, açılmıştı. Tabii bizim e, dostluğumuz kardeşliğimiz evet yani yatılı olmanın, ee, yani sürekli bir aradasınız, sınıfta bir aradasınız, etütte, yemekhanede, yatakhanede, futbol, mi? maçlarda. işte Çoğu yatılı mıydı öğrencilerin? E, hepsi yatılıydı. Tamam. Ilk, tabii tabii. Başta hmm. yat, yatılı dışında hatta Beykoz'da oturan öğrenciler vardı onlar da yatılıydı. Yani hmm. okula yürüme mesafesi evleri olan... Arkadaşlar vardı. Ağlar çocuk abi ya. Evi orada yürüyerek gidecekler. <laughs> ya kadar öyle, öyle tatilinde zaten kaçıp giderlerdi <laughs> ee, eve. Yani gerçekten zor yani. Şimdi 10-11 yaşında çocuklarsınız. Yani ilk sene benim için de çok zor geç, geçti yani. <laughs> e, yatakhanede, tuvalette çok ağladığımı hatırlarım. Çünkü... Ben de ağladım biliyorum <laughs> ben de çünkü lisenin son yılını sadece yatılı okumuştum. Evet tabi zamanla arkadaşlarla dostluklar ahbaplıklar ilerledikçe oyunlarda derslerde etütlerde Tabii ki süreç içerisinde atlatıyorsunuz o ev hasretini ama tabi yatılı okul tecrübesi bambaşka yani sizi bütün dünyaya açıyor adeta Çünkü bizim okulumuzda Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız da vardı. Yani biraz önce bahsedilen kaygıyla yani Almanya'da, Hollanda'da, evet, İsviçre'de evet, evet. birçok ne diyelim abimizin, büyüğümüzün çocuklarını Türkiye'de dininden, İslam'dan Örsinden, kopmasınlar, adetinden. örfünden, adetinden kopmasınlar diye. Biz okulun tabii en büyükleriydik, ilk öğrencileriydik. Bizim o çocuklara gelen kardeşlerimize sahip çıkmak gibi bir vazifemiz de vardı. Ee, onu da yapardık yani. Her hmm. akşam e, yatakhanelerde sohbetlerimiz olurdu. Tabii bir şey de e, bahsetmem gerekiyor. O dönemde Milli Gençlik Vakfı çalışmaları da e, okulumuzda çok e, etkiliydi. Hmm. Yani e, ciddi bir şekilde e, ilgilenirdik çocuklarla, da, e, dersleriyle, e, işte namazlarına kadar. Yani ben hatırlıyorum mesela ilgilendiğimiz çocuklar, arkadaşlarımız vardı. E, mesela... Öğlen namazını e, kılardı arkadaşımız. Gelirdi abi derdi ben öğlen namazını kıldım derdi. Yani o şekilde şey yapardık. Rapor veriyor Z raporu. Tabii Z raporu. <laughs> takip ederdik arkadaşlarımızı. E, çünkü e, bir şekilde e, aile hasretleri çok büyüktü. E, mesela babam bana şey derdi. Biz hafta sonu eve gidebilirdik tabii. Cuma günü eve giderdik. He. Pazar günü akşam e, e, tekrar okula geri gelirdik. Babam şey derdi. Her hafta sonu. Muhakkak bir arkadaşını eve getireceksin. Yani, derdi. yani işte ev yemeği yesin, güzel. işte ev havası alsın, çamaşırları yıkansın. Ee, o şekilde yani ben hafta sonları eve bir arkadaşımızla giderdim hep. Ee, çok hoş olurdu, güzel olurdu yani o onlar için de hoş olurdu. Biz onun sıkıntısını üniversitede bile şey çektik yani şeyde yurtta oturuyorsunuz işte o demirden tabaklar. İnsan evet, porselen tabağı tabii. özler mi? Ö özlüyorduk ya vallahi ne bileyim. Çay bardakları şey demirden paslanmaz. <laughs> Bizde de öyleydi abi. <laughs> Ay, o kadar sıcak oluyor ki Sevda hanım içemiyorsunuz Tutulmuyor yani. Zaten, zaten Tutulmuyor o demir de hale gelene kadar diliniz yanıyor, damağınız yanıyor. Evet dönünüm. yani hakikaten özlüyorsun ya gerçekten çok güzel bir şeymiş. O o dönem yaşanabilecek en yani güzel Evet elhamdülillah yani. gerçekten en hoşlanıyor. çok neyi özlüyorsun o dönemde ee, okulla ilgili mi? O çocukluk dönemi, eğitim dönemi, eğitim bitene kadar, üniversiteye kadar. Yani e, bizim mesela şeylerimiz vardı. Ee, arkadaşlarımızla hayal yeti e, yani hayal gücümüzü serbest bırakırdık çok fazla. Hikayeler yazardık. Daha çok korku hikayeleri yazardık. Ha. Neden korku hikayeleri yazardık <laughs> şey? Bizim okulun hemen, bizim e, yatakhanenin karşısın mezarlığa bakıyorduk. <laughs> <laughs> yani mezarlık vardı tam arkamızda. E, yani mezarlığa dair farklı şeylere işte ben de bileyim o ara aramızda bir furyaydı e, ajandalarımız vardı her birimizin bir de ajandalarımıza şey çizerdik mesela elektronik e, bazı şeyler çizerdik mesela hatırlıyorum Sebahattin e, Çakıral diye bir arkadaşımız vardı okulda beraberdik hep e, bizi izliyorsa da selam olsun Kulakları için de, E, ha. Sebahattin mesela şey yapardık e, elektronik imam yapardık yani nasıl elektronik imam 1986-87 işte hayal gücü diyorum ya Şimdi bir imam çizerdik. Şimdi kafamızda şey var. Bir imam olsun. Bu imam elektronik namaz kıldırıyor, kendisi kıldırıyor vesaire. <laughs> hiç imam olmaya niyetleri yokmuş. İmam sesinde ver ama elektronik imam yapıyorlar. <laughs> Böyle bir durum var. Ya bu, bu Yani. E, cuma namazı. Cuma namazı sonrasında el öptürme şeyine kadar. Allah <laughs> Allah. İyi, iş, iyi, iş. gerçekten iyiymiş. Ne yani. çizardık? <laughs> Özlenecek bir şey canım. Bak basıyorsunuz, el çıkıyor. İşte cemaat öpüyor, falan geçiyor. Bu şekilde yani çok renkli, hoş. İşte işte teneffüslerde top oynardık. İşte okul dersler bitince çakıl yani sahamız yoktu, bir futbol sahamız yoktu Beykoz'da. Okulun hemen önünde Çakıllı bir arazi vardı. Hatta benim kafada birkaç dikiş vardır. <laughs> ben futbol oynamayı futbol oynamayı çok severim. Yani bütün erkek çocukları tabii. Yani bütün demeyeyim de çoğu erkek çocukları futbolu çok sever. Şeyde sınıf maçı yapıyoruz okulun okunduğundan. Ravashatayla bir gol attım ama düştüğüm zaman kafam <laughs> <çok, gülüyor> tabi çanta da... değil. Ne <laughs> Aynen, Aynen. ve etersin. bir baktım kan her taraf. <laughs> Tabii hemen hastaneye 2 3 tane dikiş atılmıştı. Allah ama Allah Allah. çok renkli, çok hoş, çok güzel günlerdi elhamdülillah. Eyvallah. Peki aynı soruyu size de soracağım Sevda Hanım. ama öncesinde e, Emine Sena Zahmet fotoğrafları organize edersek albümden bir taraftan bakmaya başlayalım. Bir taraftan da e, aynı soruyu size soracağım. Yani o o dönemden en ben çok spor yapıyordum. Spor. O zaman bayanlar liginde basketbolcuydum. Benim genelde yani böyle ortaokul, lise yani işte maçtan maça. <laughs> yani Bayanlar genelde de öyle. De basketbol. Ha, öyleydi, öyleydi. Süpermiş ya. O bayağı bir koşturmacalıydı yani o dönem. Sürekli antrenmanlar, sürekli işte hafta sonu maçlar. Aha. O, o, yani deplasman falan oluyor mu Nereye gidiyordun? Türkiye'ye öyle mi? Yani şöyle yok öyle öyle gezmedik çok. Çünkü dediğim gibi yani benim <laughs> yani bu bu dediklerim yine bir 30 35 yıl önce. Öyle olunca şimdiki kadar hareketli değildi. Yani o ee, mesela Bayanlar Ligi'nin yeni başladığı dönem. Daha küçük çaplı bir lig belki yani. Tabi, yeni başladığı dönem. 8-10 evet, Öyleydi. Ama yani hafta içi, hafta sonu antrenmanlar. Hangi takımdaydın? Ben Yeşilyurt'taydım Yeşilyurt'ta? o zaman. Oo. O zaman öyle şey yoktu yani. Büyük kulüpler falan yoktu. Aha. Ondan ben, biz bıraktıktan yani biz üniversiteye geçtikten sonra ondan sonra ondan 3-5 yıl sonra. Başladı. Ayağın. Çok güzel. Aynen. Peki arkadaşlar albümle başlayalım. Bu arada değerli izleyenler size de sosyal medya hesapları üzerinden, e, Tivinet'in ya da benim e, sosyal medya hesapları üzerinden sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz olursa onları aktarabilirsiniz. Söylemiş olayım. Bir taraftan da biz fotoğraflarla efendim sohbete başlayalım. Ben de şöyle size yakınlaşayım. İlk fotoğrafı görelim arkadaşlar. Size zahmet. Sürpriz mi gelecek fotoğraflar? Fotoğraf buraya <laughs> evet. değil şuraya gelecek. Gelelim. Bu da şuraya gelecek. Oradan tamam. görebileceksiniz. Görelim görelim. <laughs> Sevda Hanım ben bunu çok sevdim benim okudum kızım. ben bunun ne olduğunu öğrendim ama istiyorum ki siz de izleyenlerimize anlatın Bu masayı süt kabı. Süt ee, kabı. Evet. Ee, yani şöyle Hiç oradaki de benim kızım. Yok, <laughs> oradaki de benim kızım. Onu biliyorum onu biraz Aa, sonra zaten o göreceğiz kızım. çok tatlılar evet, Ma öyle. maşallah diyeyim <laughs> yani gerçekten maşallah. Ee, şimdi şu yani e, bunlar böyle büyük boy e, ya aslında böyle bir, bir nevi Bi, bi, biberon gibi düşünebilirsiniz. Çünkü evet. bu e, düğünde e, hediye olarak gidenler bunlar. Kızım Kıymetli da, de bir şey da, yani. Evet. Bu böyle özel işlenmiş yapılmış. Ama normalde her evde bunların bu kadar büyü değil ama biraz daha küçük olanlarından var. E, doğal onlar. Kabak gibi bizdeki. bizdeki su kabak gibi. gibi evet, evet. Doğal bir malzeme. E, sütü yani her sabah süt sağlıyor. E, ondan sonra süt sağarken içine sağıyorlar direkt sonra küçük boyama küçük boylarına yani. Ondan sonra çocuklar da oradan içiyorlar. Yani ben onun işte temizlenmesini de nasıl ateşle temizlendiğini Ateşle. Tabii içini ateşle temizliyorlar. Her seferinde mi? Her seferinde değil yani bir süre kullandıktan sonra Yan ateşle yanmıyor temizliyorlar. Yanmıyor o zaman yanmayan mı? Yok yok evet yanmıyor. Yakarak <laughs> temizleniyorsun yani. Evet çok. Yani bu şöyle Masai kültürün kültüründe çok önemli bir şey geleneksel. Ee, ve dediğim gibi bu çeyiz hediyesi gidiyor yani o e, düğün için gidiyorlardı. Hı hı. E, ondan sonra hediye olarak giderken ben görünce dedim ki aman durun <laughs> kızıma Nana dedim al sen hani bir fotoğraf çekelim yani çünkü bu, bunlar hem çok büyük e e, ondan sonra hem de şey çok güzel işlenmiş yani onların hepsi boncuk özel işleme onlar derinin üzerine e, büyük baş derisinin üzerine tek tek işliyorlar onları Aha. kapağında ayrı yine hani şey kapağında ayrı bir boncuk detayı var. İşte boğum kısmında öyle. E, yetiştiği zaman da gördüm. Ondan sonra nasıl temizlendiğini de hep farklı farklı dönemlerde kurutuluyor güneşte. Ondan sonra e, üzeri temizleniyor. E, ondan sonra da dediğim gibi ateşle içi temizleniyor. Sabahları görüyorum zaten yani. Bir şey yani. olmak için illa <laughs> Sabahları... <yanacaksın herhalde>. evet. <laughs> yani. Siz de kullanıyor musunuz? Yok ben kullanmıyorum. Evet Eyvallah, güzel. Peki arkadaşlar bir sonraki fotoğrafa geçelim. Ben eminim ki birçok soru gelecek şimdi. Masai, Tanzanya, <laughs> Sevda Hanım, vesaire falan. Hadi nedir diye. Onları zaten konuşacağız biraz sonra inşallah. Bir fotoğraf daha görelim arkadaşlar. Bu evet. Murat Bey sizin gönder sizin. Zimbabwe bu da Afrika. Evet. Mudzengerere. Şu aa, e, bizim beraber evet, gittiğimiz yer. Yani. Mudzengerere. Olduğumuz... Evet evet. Bu fotoğrafın çok. Etkili bir hikayesi var abi sen anlat onu. Ya. Evet yani e, biliyorsun abi son gün e, vize almıştık Güney Afrika'dan. Çok kurban, zor olmuştu evet, kurban doğru. Kurban bayramı doğru. son gün son saniyede vize alabilmiştik ve Zimbabwe'ye gittik ki e, her şey çok zordu biliyorsunuz. Evet. Biz e, kurban e, döneminde e, kesmek için kurbanları toplarken biliyorsunuz şikayet etmişlerdi bizi. Hı hı. E, orada karakoldan e, geldiler bizi otelden aldılar. Ee, bizi şikayetlerinin sebebi de şu. Ee, Zimbabwe'deki hayvan ırklarını e, kurutmak e, istediğimizi düşünmüşler. Hı hı. E tabi biz anlatsak da e, işte dedik e, biz sadece dişi hayvanlar değil erkek hayvanlar da kurban edebiliriz. Deve olur, koyun olur, inek olur. İnanmadılar ya yanımıza bir polis vermişlerdi. Ya bir 4-5 gün boyunca o polisle O polis yani. ama o polis de nasıl bir hikaye Müslüman olmuştu. En son. Yani e, Sevde Hanım. Ne isim koydu biliyor musunuz? Polat dedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama adamın ismi Pao Hayır, hayır polis <laughs> Polat oldu yani. <laughs> Müslüman oldu. Kelime işareti getirince. E, yani P'den kopmayalım dedik aslında. Ee, i̇smi Pao oldu polisin. Hmm. Müslüman oldu Polat dedik. Eyvallah yani, yani tamam. O şekilde. ben orasını unutmuşum. Ee, tabii olarak, fotoğrafın yani. hikayesi e, yani e, zor o kadar zorluklar işte para bozduruyoruz birkaç bin dolar. Zimbabwe doları veriyorlar bize çuvalla. Yani 2000 dolar bozduruyorsunuz yani bir çuval para veriyorlar. Hatta e, arabanın kasasına koymuştuk abi hatırlarsan parayı. Kamyonet o şekilde etme. yani içeriye sığmamıştı dışarı kamyonun kasasına koymuştuk. Neyse e, oradaki arkadaşlarımız dediler ki e, bir kasaba var. E, ve bu kasabadaki insanlar inanılmaz yoksul ve fa, e, fakir insanlar hiçbir şeyleri yok. E, yerel Afrika dinlerine inanıyorlar. Ondan sonra dedik zaten kurbanda onların da hakları var yoksulun fakirin kalbi İslam'a ısındırılacak olan insanların <laughs> ee, Mustafa Efe <laughs> e, kulağın içinden alalım onun da Ümit abi ben oradaki yerel e, partner kuruluşlarımızla Mudzengerere kasabasına gittik kurbanlarımızı Rabbimizin ismini anarak kurban ettik tabi insanlarda bir merak merak etrafımızı bu fotoğraftaki gibi doldurdular tabi bu e, fotoğraf sadece bir kısmını çekebildik. Etrafımız komple sarılıydı. E, kurbanlarımız kesildi. E, biz paylarını dağıtmadan önce e, dedik ki size çok kısa bir e, ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, neden bu kurbanları kestiğimizi, neden size dağıttığımızı anlatmak istiyoruz dedik. E, ve kısaca 5 dakika İslam'ı anlattık kardeşlerimize. Dedik e, Hz. İbrahim'den beri e, Müslümanlar olarak kurbanları keseriz. Bu kurbanları dostlara, komşulara, uzak komşuya, yakın komşuya, akrabaya hediye ederiz. Bu da sizin payınız. Biz Müslümanız dedik. Ondan sonra tabii çok dikkatlerini çekti bizim burada karşılık beklemeksizin. Onlara bu et hediyeleri ki gerçekten insanların hiçbir şeyleri yoktu. Çok mutlu oldular ve dedik isterseniz siz de Müslüman olabilirsiniz dedik. Yani Müslüman olmak zor bir şey değil, durum değil Herkesin gözleri bir anda kabile reisine Tabii döndü. Baştan anlatmıyorsunuz. Namaz, oruç, zekat, aç, onlardan bahsetmiyorum. <laughs> Tabii daha Müslüman, Müslüman olmamışlar. <laughs> Kelime-i bitirmeleri lazım. Ondan sonra herkesin gözler kabile reisine döndü. Kabile reisi de hatırlarsan abi siyah çizmeli, ayakta zor duran, yaşlıca bir evet, amcaydı. Evet. E, ve allah Teala onun da kalbine ilham etti. Dedi ki eğer e, isterseniz bu yabancıların dinlerine uyabilirsiniz dedi ve orada elhamdülillah hep beraber 150 200 kişi herhalde kelime-i şehadet getirdik. Evet 150 kişinin üstündeyiz. Evet, evet. Bir köy Tanzanya'da ama sizin şansınız herhalde %99'u Müslüman değil mi? Şeyde öyle adalarda öyle, adalar. Zanzibar'da öyle. Anakara Hı -hı. bir o kadar değil, değil yani. Kadar. Hı -hı. Ama şey adalar öyle. Hı, -hı. Zimbabwe o açıdan enteresan bir yerde. Arkadaşlar. Çok zordu ve e, orada Müslüman olan polisi de anlatalım. Yani polis bizimle biz nereye gidiyoruz polis de oraya gidiyor. çünkü. Ha, polis Güney Afrika'dan ama. Hayır Zimbabwe'den. Zimbabwe'den Zimbabwe Zimbabwe ha. hani e, şuna inandılar ya biz onların hayvan ırklarını kurutmaya çalışıyoruz ya. <laughs> yani kurban kesiyoruz oysa ki ama bilmiyorlar tabii. E, polis bizimle dört gün boyunca gezdi ve o da çok etkilendi. Bir yerde dedi ki akşam üzeriydi. Artık işimizi bitirdik, kurbanları dağıttık. Dedi ki ben de Müslüman olmak istiyorum. Elhamdülillah. Ee, i̇şte işte Pauldu ismi. Evet. Biz de dedik P'den kopmasın. Polat çok, ismini çok verdik. Çok nasipli bir ziyaret daha. Yani. Peki arkadaşlar bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bakalım Sevda Hanım'ın bir sonraki fotoğrafında ne göreceğiz? Sürpriz. <laughs> <laughs> pek gülünecek bir durum değil Abi mi Allah çok Adalet, güzel. Evladım, Bak, çok, <laughs> ama bak çok güzel. Bir şey söyleyeceğim Esma ya şimdi bak bu fotoğraf güzel. Eyvallah tamam. Bu, bu e, adalardan bir tanesi herhalde. Evet evet. Zanzibar'ın e, yani Zanzibar, Zanzibar tak, takım ada. E, ondan sonra onlar yani iki büyük ada var. E, i̇şte 30 kadar da zannediyorum. 30-34 kadar da minik ada ada var. Onlardan Aha. bir tanesi bu Prison Island. E, orada ee, Umman Sultanı'nın yolladığı kaplumbağalar bunlar. Umman'dan mı gelmişler? Tabii, ya yani Umman'dan değil aslında. Bunlar Aldabra kaplumbağası. Seyşeller'de atol var. O atolden gelmişler. Ya yani ben de böyle hayvanlar benim <laughs> özel ilgi alanım. <laughs> Ay o Yalnız, yüzden bu kaplumbağalar bunlar 100, e, nana en son videoda vardı. Bak şöyle arkadaşlar bir dakika. yaşında olabilir. Bir dakika, bir dakika Ya da da 196 miydi? Ee, evet. e, o videomuz <laughs> hazırsa girebiliyorsak eğer sizi çok zorlamayacaksa bir tane videomuz var ya kaplumbağa videomuz. Onu da bir girelim de onu bir izlemiş olalım aslında isterseniz. Ha Nana'nın videosu <laughs> o mu? Size zahmet o videoyu hazırlayın. Ee, bu arada... <laughs> <laughs> enteresan ama gerçekten çok enteresan paylaşımlarınız var. Yani hakikaten. Bir de sizde yeni görüyorsunuz. Bir de anlatıyorsunuz o heyecanla vesaire falan. Ben şeye de çok şaşırdım mesela. Bu hani suyun gelgiti var evet, ya. Evet, gelgit çok olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir, şey yani. bir şey. Çok arayı açmayalım arkadaşlar. Hı -hı. Videoyu bir izleyelim beraber. İzleyenlerimiz de görsünler. Sonra üzerine sohbete devam edelim. Evet, Nana. Şu an Evet. En yaşlı kaplumbağanın yanındayız. En yaşlı kaplumbağa. Peki bize yaşını söyleyebilir misin? 196. Kaç kaç kaç? 196. Kaç kaç kaç? 196. O kadar yaşlı. Ne de yazmışlar değil mi kızım? Bak oraya yazmışlar 196. <laughs> bak bak ağaç gibi. Evet gövdesi ağaç gibi değil mi? Haklısın. Aferin kızıma. Ay içi çok farklı. Şuna bak bu. İnsan Afrika'da yaşayınca böyle kaplumbağa seven çocukları olabiliyor demek. Korkacak bir durum değil değil mi? <laughs> Onlar aslanlarla aynı yerde yaşıyorlar. Kaplumbağadan korkmaz yani. Hazır vakti gelmiş geldi. <laughs> nereden çıktı sizin Tanzanya'ya kalktınız gittiniz böyle sevdalı ya Nasıl benim oldu? şöyle hani benim bir fotoğrafçılık tarafım var tamam. yani böyle bir herhalde bir bileme 70 70 80 ülke kadar hani ben böyle bir gezdim gördüm fotoğrafladım zaten ee, yani hem fotoğraf çektim ondan sonra hem gezdim hem yazdım ee, işte aslında o yazılarınızdan biliyoruz e, aslında e, geçmiştrendi çok öncesinden tabii. yani Tanzanya'da öyle hani milli parkları görelim diye gittiğim bir yerdi Tanzanya e, milli parkları görmek için gittim sonra işte son e, yani bir 4-5 gün kaldık milli parklarda ondan sonra e, dedik ki hani bir adaya geçelim Zanzibar'a. E ee, işte Zanzibar'da he, yani hem Zanzibar çok güzel bir ada. Yani tarihi yani Dünya Kültür Mirası listesinde sokaklar, kapılar, ee, baharat bahçeleri var. İşte bu gördüğünüz kaplumbağalar var. <laughs> çok güzel yani gelgiti çok güzel. Ee, yani kültürel olarak da çok güzel ve zaten deniz olağanüstü. Yani kum yani ipek gibi kum. Söylemeyin söylemeyin. Ama çok güzel gelirler. Yani çok çok güzel. gelirler bozulur falan diyor. almazlar. <laughs> ya yani genelde adaların da şöyle bir şeyi var Ümit Bey. Mesela bir yıl ee, bizim yine arkadaşlardan biri işte konuşmuş yani oradaki balıkçılarla falan Ya demiş turist çok az geldi bu yıl. Demiş ki yok yok iyidir böyle. Çok adanın böyle belli bir şeyi var yani onu aşmasın. Orada bile? Tabii yani Aa. o şey güzel yani. Öyle bizim bir... buradaki adalarda da var ya yani gidiyorsun sana böyle yabancı diyor. Türkiye, Abi Türkiye'deyiz yani orası da Türkiye, burası da Türkiye. Geldik tamam bir dondurma yiyeceğiz, bir işte böyle tost yiyeceğiz falan. Hı -hı. Döneceğiz yani abartmaya. Yani ada kaldırmıyor demiş ha. o arkadaş. Yani Şeyde... Daha fazlasını kaldırmıyor yani. O hani Ha, bu kadar yeter. ya o güzel bir şey. O sokak yemekçilerinde yemek yedi mi? Tabii ki her adam. zaman. Ümit <laughs> 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 <Bitti>, Bey biz. Terliş <laughs> yener. <yandan>, öyle bir <laughs> sokak <sonsuz gülüyor> yok böyle <laughs> bir yer yani. Hani öyle bir sokak e, şeyi ne derler? Sokak yemekçileri ki <laughs> yani. Böyle bir şey dünyanın başka bir yerinde görmeniz çok zor. Belki <laughs> uzak doğuda işte o Asya evet, vesaire falan bilmiyorum. O. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. <laughs> Belki Çin köyü de koymuşlardı son dönemde bilmiyorum yani. Deniz ürünlerinden et ürünlerine ya da işte oradaki pirincinden vesaire. Pilavo diye bir şey var mesela orada. Evet çok orada güzel. Masala işte. pilavo çok güzel. Değişik. Çok güzel. <laughs> <yapı. gülüyor> <laughs> <laughs> peki sonra adaya gittiniz. Yani öyle ben hani işte milli parklarda gezdik, fotoğrafladık. Ondan sonra ilk kez yani öyle işte zürafalar, filler neyse, gördük ve olağanüstüydü. Ondan sonra adaya geçtik dedim ki ben adada bir normalde 3-4 gün, gün kalacaktık. Dedim ada çok güzel ben biraz uzatayım. Ondan sonra ben eşim, eşimle karşılaştım yani hmm. öyle <laughs> görür görmez. Görür görmez yani. Ne güzel ya. Öyle Maşallah. Oldum. Allah muhabbetinizi daim etsin. Ondan Artısın. sonra Allah. arkasından böyle çok e, sürpriz bir e, evlenme teklifi, çok hızlı bir evlilik Allah Allah. derken <laughs> artık Tanzanya'dayız. Peki de, demediniz mi ya ben Türkiye işim, gücüm, ya, ailem, yani. git, gideceğim bir geleceğim bir nasıl olacak? Ya ben şöyle ya yani genel itibariyle ben bir şey karar verdiysem yani onun bir yolunu buluruz diye düşünüyorum her zaman yani. <laughs> Çok güzel yani ya. önemli olan hani o o gerçekten hani yapmalı mıyım yapmamalı mıyım? Yani yap, yapmalıysam onu e, bir şekilde çözülür yani hani. <laughs> bu, bu benim hep özendiğim bir şey vardı sevgili Hanım. Yani insani yardım ve kriz bölgelerle alakalı çalışma yaparken de gittiğimiz yerlerde özendiğim şey şuydu. Eee İnsanlar gitmişler, hayatlarını bırakmışlar. O ülkede yaşamaya başlamışlar. Hı hı. O ülkedeki insanlar gibi yaşıyorlar. Hı hı. O ülkedeki insanların koşullarında yaşıyorlar. Hı hı. O ülkedeki insanların ahbabı oluyorlar hı hı. günlük. Yani hı hı. işte o köyün tavukçusu oluyor atıyorum. Hı hı. O köyün işte bir şeyi oluyor, dişçisi oluyor falan filan. Biz de eşimle hep konuşurduk. Ya acaba kısmet olur mu? Hani mesela ama şunu konuşurduk. Emekli olduktan sonra gitsek Afrika'da bir yerde hı hı. bir yer açsak bir böyle yetimhane hı hı. orada çocuklar olsa ne kadarına gücümüz yetebilirse hı hı. onlara baksak büyütsek derdiyle derttensek sevinciyle sevinsek vesaire falan diye ama yoktu ya yani. Çok böyle kendimi kötü hissediyordum. Mesela gidiyorsun, bir hafta on gün kalıyorsun yanlarında elini tutuyorsun, bir iki ihtiyacını görüyorsun ama sonra dönüyorsun, tekrar geliyorsun falan Hı -hı. ve orada başkalarıyla muhatap oluyor insanlar, başkaları kalıyor oralarda ve yaşamak çok başka. Yani ben öncesinde de benim e, yani yardım dernekleriyle, derneklerle vakıflarla, stk'larla e, yaptığım yolculuklar oldu. Yani Hı -hı. katıldığım fotoğrafçı hani fotoğrafçı Hı -hı. olarak, yani gönüllü fotoğrafçı olarak. Yani çok fazla dernekle de ben hani öncesinde ya yani bu Tanzanya hikayesinden önce ve Tanzanya'daki hani tanıştık yani. Çok sayıda iş, ülkeye gitmişsiniz tabii gördüm yani. Yani şimdi yani yani STK'larla da evet. gittim mesela o e, yani STK'larla gittiğimde de mesela o zamanki yaşadığım duyguyu da biliyorum. Yani çok etkilendim ben ilk mesela Açay'a İHH ile gitmiştim inanılmaz etkilendim zaten ondan sonra benim deprem, de yetimlerle. Deprem, ve deprem sonrası. Yani sonrası İstanbul Yetimhanesi'ni görmeye Hı. gittim Hı. fotoğraf Hı. evet yani e, mesela çok etkilendim. Yani orada yapılanlardan çok etkilendim, çocuklardan çok etkilendim. Çocukların hayatındaki o yani değişimden ve çocukların hayatının güzelleşmesinden değil. Mesela hepsinden çok etkilendim. Sonra yetimlerle ilgili benim de öyle bir şeylerim oldu yani hani böyle. Hani gönlüm gönlüm etkilendi yani. Ama ya bölgede yaşamakla gidip gelmek arasında çok fark var yani gerçekten. Yani fark var. Yani o çünkü döndüğünüzde tekrar kendi hayatınıza dönüyorsunuz. Ee, çok etkilendiğiniz ve hani çok duygulandığınız, belki hani üzerine kararlar da veriyorsunuz mutlaka karar, yani zaten öyle görüp ondan sonra bir karar vermemek mümkün değil. Hayatınızla ilgili kararlar da, belki tüketim alışkanlıklarınızla, belki hani e, bilemiyorum yani böyle yapacağınız e, faaliyetlerle ilgili kararlar da verebilirsiniz ama bölgede olmak çok başka bir şey. Hı hı. Yani bölgede olup e, bölgede o koşullarda yaşamak çok o başka bir şey. O sorunun muhatabı oluyorsunuz kişisel olarak. Evet evet. Yani neyse Zaten siz de sorunu. yaşıyorsunuz Tabii yani hiç be yani siz de yaşıyorsunuz? ya yani Ben köyde ilk kaldığım zaman e, bizim köyde hiç kuyu yoktu. Ya ben de yağmur suyundan yemek yaptım yani. yani Yıllarca ya yağmur suyu. evlenip gittiniz orada bir şehirde ne bileyim Derslerimde yaşamadınız Yok, hayır, yani. Yok köyde yaşadım ben. Zanzibar'da bir köyde. Yok Zanzibar'da değil Anakara'da, Anakara'da. Tanzanya'da Anakara'da. Yani Darüşselam'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bir masai Oo. köyünde yaşadım Elektriğiniz ben. Elektriğiniz yok mu? Elektrik muhtemelen. yok, su yok. Hiçbir Elektrik şey yok. Yok, su yok, su yok. Tabii. 6 yıl kadar Şöyle orada yani. yaşadım. Gittim geldim ama Türkiye'ye. Hala burada şey, işlerim devam ediyordu. 3 ay kalıyordum. Geliyordum Türkiye'ye. 1 ay kadar kalıyordum. 1-1,5 bir, bir ay. Tekrar hmm. burada işlerimi derleyip toparlayıp. Hani yayıncılık da var. İşte oraya tekrar köye gidiyordum. Hmm. Yani o süreçte ben yani işte 30 metrekare bir ev. Ondan sonra yani yağmur suyuyla eşim ben yokken yağmur suyunu biriktiriyordu. Ondan sonra <laughs> o, sağ olsun. susuz kalmayın. Aynen <laughs> öyle. O çok böyle çok düşüncelidir sağ olsun. Yağmur suyunu biriktiriyordu. <laughs> Ondan sonra ben oradayken e, yani yağmur suyu hani bidonlar belli hani şeyleri belli hacimleri. Yağmurda zaten yani Mart, Nisan, Mayıs 3 ay yağıyor. Ondan sonra yağmur yok. Evet. E, yani ben o süreçlerin hepsini orada bizzat yaşadım yani. Hani bugün e, yaptığımız hani bir şeyler varsa ya yani şurada bir sıkıntı var dediğim bir şey varsa o sıkıntıların yüzde doksanını ben de yaşadım orada yani. yani. Dolayısıyla o süreci biliyorum insanların. Evinizden belki kilometrelerce uzaklık yerde su almak tabii. Için tabii. gittiniz. Evet. Döndürün. Ben gitmedim işte eşim motosikletle taşıdı Allah razı olsun ama yani sonuçta e, Evden şeyden. birisi gitti yani. Yani evet yani. Bir yani musluğunuzu don... açtığınızda sıcak su yani. yani bir dondan döküyorsun dökme suyla bulaşık dökme suyla çamaşır. Ne yaptın su... Suyla... diye soruyor <laughs> <biz gülüyor> <sen gülüyor> yani. Mi? Ya ben, ben mutluydum yani hala da ben köyü çok seviyorum İnsanları çok seviyorum. Ya yani çok zorlandığım zamanlar oldu yani hani çünkü kolay değil yani burada müstakil bir yerde böyle rahat hani bahçeli rahat bir yerde. Bakırköy ya. Yani Bakırköy. Ondan sonra da Çengelköy, müstakil yani ajans işler, dünyayı geziyorum bir taraftan yani evet zor, çok zor oldu. Ya yani o hayata kıyasla zor oldu ama yani e, bir hani önce eşimi seviyorum yani e, çok güzel bir insan, çok hmm. güzel bir insan. İki Tanzanya'yı seviyorum. Ya yani doğası olağanüstü Tanzanya'nın. Ben Mesela kuş uzun bir dönem kuş kuş fotoğraf yani kuş fotoğrafları çektim. Sabah ben mesela 6 gibi eşim beni kaldırırdı. O önce hayvanlar için çıkıyor büyük başlar için. Kaldırırdı beni böyle tekrar gidip işte derdik işte şurada çok değişik kuşlar gördüm. Sen hemen çık. Ben böyle tele yani 150 600 teleyle çıkıp sabahın 6 6.30'unda yani bir gün içerisinde 5 yeni tür gördüğüm olmuştur yani. O kadar etkileyici ki. Ben ben coğrafya de, çok etkileyici. Buz evet, oldum. izliyorum, Dondum kaldım. Dinliyorum <laughs> Yok yani. coğrafya çok etkileyici Maşallah. yani. evet kesinlikle benim en yani. ben beğendiğim yerden bir tanesi de hakikaten çok güzel. <laughs> çok güzel yorumlar var bu arada. hem sizinle ilgili hem İyi sizinle abi. ilgili okuldan arkadaşlarınız falan belki denk Öyle gelmiş mi? herhalde yazmışlar. Olabilir. Efendim ve söyleyeyim. Arkadaşlar fotoğraflarla devam edelim ya. Bu, bu, Tanzanya işini fotoğraflar etrafında konuşmaya devam edeceğiz inşallah ama sanırım sıradaki fotoğraf Murat Bey'in fotoğrafı olsa gerek onunla devam edelim. Bir sonraki fotoğrafı görelim. O, evet. evet bu, bu, son... Mavi Marmara. Bak bizim birlikte olduğumuz yerlerle ilgili fotoğraflar ilk sıralara düşmüş senin. Bu da Mavi Marmara'da çekilmiş fotoğraf. Evet. Nasıl rahat değil mi? Yani adam böyle... Evet. Çok <laughs> harika. Ben askerden yeni gelmiştim. E, Samsun'da askerlik yapmıştım. Evet evet. Yani e, gemiye yetiştim, yetişemeyeceğim falan. E, gemi birkaç defa ertelendi. Aha. Yani e, ben e, 18 Mayıs'ta geldim. A, yani e, Nisan'da çıkacak denmişti gemi. Hı hı. Ondan sonra ertelendi ve elhamdülillah ben geldikten bir hafta e, sonra kalktı ve ben yetişmiş oldum gemiye. E, daha çok geminin arkasında vakit geçiriyordum benim tabi. Güzel güzel bir geldi. Yani... Var. Ee, tabii dünyanın 38-40 e, ülkesinden güzel insanlar vardı. Ee, Nereden bildik ki başımıza böyle bir şey geleceğini? Yani. Şehitlerin hepsine rahmet olsun inşallah amin, diyelim. Onlar e, hepsini amin. bir kez daha almış olalım amin. inşallah. Ee, i̇nşallah gemilerin amin. serbest özgürle gideceği bir i̇nşallah, ortamda amin. oluşur. Şu yakın i̇nşallah. zaman içerisinde. Bir sonraki amin. fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Ee, bir sonraki fotoğrafımızı görelim. Bakalım Sevda Hanım'ın bir sonraki fotoğrafı neymiş? Oo, <laughs> bu da Moğolistan. Evet, evet. Oo diyecek <laughs> bir şey yani. O kaplumbağadan <laughs> Çok sonra. Çok güzel bu. <gülüyor> <gülüyor> bu herhalde bir 8'de 10 kilo var değil mi? Bu evet, 10 kilo galiba. civarı. Hı -hı. Neresi burası? Ee, Moğolistan. Moğolistan. Ulan Batur mu? Be Yok, biraz dışı Ulan Batur'u. Hmm. Arkadaşlar şu karcayı bir alabilir miyiz size zahmet rica edeceğim çünkü o KJ'nin altında kartlardan daha büyük bir şeyler var. <laughs> Kaç tane fotoğraf makinesi ve objektif taşıyordunuz? Ya, benim şöyle, e, e, yani iki body, iki, e, iki gövde. E, zannediyorum altı kadar da lens, lens var. ya yani sırt çantam 13-14 kilo geliyordu. Vay vay vay. Öyle ben o onlarla öyle. Arkadaşlar. 14 kilo sırt çantasıyla fotoğraf makineleri, <laughs> objektifler vesaire falan. Evet. Çok hoş bir fotoğraf. Evet. Hakikaten çok, çok güzel. Çok güzeldi. Bozkır alabildiğini. Ben Çok güzel. göremiyorum şu an ama o kartalın gözü kapalı herhalde değil mi? Evet evet. Genelde. E, aç, yani uçacağı zaman açıyorlar öyle. Öyle bir şey. Başlık gibi <laughs> evet. bir şey oluyor. Size, size bakıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Peki e, evlendikten sonra mı önce mi bu? Bu sonra. Evlendikten sonra. Ben gezmeye devam ettim. <laughs> yani Çok güzel ya. Şöyle. Aa, eşiniz e, bu anlamda sıkıntı çıkaran yo, birisi değil yo. yani. Yani şöyle o evlenirken biliyordu. Ben gezen ve fotoğraf çeken biriyim. Hatta kolaylaştırır yani. E, şeyde mesela ben hatırlıyorum Zanzibar'da e, film festivali vardı mesela işte bana gelir lensleri taşır yardım eder çok şeydir yani hani, ya. evet. yani Ankara haber bir ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de şöyle e, galiba o heyecanı paylaşmakla alakalı bir şey mesela e, bir gün yani hiç unutmuyorum sabah yine böyle erken yani böyle 6-7 arası ee, bizim sonradan yaptığımız böyle bir bahçe artık tarla gibi altı dönüm oldu çünkü bahçe var yeni açılan kuyu, kuyu aç, aç hani açılan kuyulardan birinin yanında diyeyim ondan sabah eşim bir şey için e, şeyle e, motosikletle yani oraya oraya gitmiş herhalde Kuyuyu kuyu açacak bir şey yani depoyu mu e, ondan sonra orada dört tane hornbill e, bu şey yani şu böyle şu boyda e, kuş Aha. ben benim de çok sevdiğim kuşlardan biri o. <laughs> ondan sonra e, şey demiş ki ama çok, çok yanındakine demiş ki dikkat et kaçmasınlar ama kuş yani <laughs> dikkat et kaçmasınlar eve geldi bana böyle işte sabah dedi hemen al makinanı ondan sonra orada dedi dört tane Kendi kuş var eve, sizi evet almadım. beni alma ya evet ondan sonra maki yani bindim motosiklete hani motorla geldim ben de hani lensi tak şey makineyi taktım atladım arkasına gittik tabii ki kuş yani kalır mı ne hani mümkün değil ama sonra diyor ki bana belki başka bir yere konmuştur ve bizi orada böyle bir 15 dakika boyunca beni gezdirdi yani. Ha. Hani belki başka bir yere konmuştur ve ben fotoğrafını çekerim diye. Eyvallah. O yüzden yani bu böyle Bilmiyorum Yani ne? bir iki yıldır gezemiyorum. O da tabii pandemiyle Pandemi alakalı. Pandemi yüzünden evet. hepimiz olduğumuz yerde Yani yoksa Peki ondan bir şey önce... soracağım ya. Hı. Beklemedik bir şekilde evlilik teklifi geldi böyle Aha. küt diye. Akşam otelde baktınız mı? Masayı, masayı Yo. adetleri. Yok <laughs> Yo, şöyle onu ben şöyle çözdüm Ümit Bey. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Dedim ki benim hani görmem lazım. Ondan sonra karar vermem için. Hatta o dedi önce. Ben dedim ki hani kültür nasıl yaşıyorsun? Hayat nasıl? Ondan sonra e, şey dedi gel yaşadığım yeri gör. Aha. Ondan sonra kararını ver. Seni zorlamıyorum hani hızlı olsun diye. Ben sonra öyle yaptım yani. Köye gittiniz. Dön evet döndükten sonra Türkiye'ye. işte bir üç ya da dört <laughs> ay sonraydı. Bilet aldım köye gittim yani. Hmm. Geldim ve köye gittim. Zaten bir aşık önce oldum. önce ailenize bahsettiniz mi? Böyle, böyle ya falan. evet hani. Şey, o, o ailesine bahsettim mi? Yani şöyle söylemiştir ama hani onun üzerine çok konuşmadık. Yani genelde şöyle Tanzanya'da e, yani Türkiye'de olduğu kadar, ya mesela Türkiye'de bir otobüste gidersiniz ve yanınızda bir tatlı bir teyze olur ve siz bir saat içinde bütün hayatınızı anlatmak durumunda kalırsınız ya. <laughs> Tanzanya'da pek böyle bir şey olmaz. Yani evet. insanların Hayatları annesi de olsa, babası da olsa, kardeşi de olsa çok fazla soru sormazlar. Daha bireysel çok, mi? Evet, daha ya bireysel. Mesela, Aslında mi? bireysel demek de çok doğru değil. Sanki o zaman çok bağımsız yaşıyorlarmış gibi anlaşıyor. Hayır öyle değil. Hani herkes birbirinin her şeyi ilgilenir, her konuda birbirine yardımcı olur. Ama özel hayatları konusunda insanlar Sorkan birbirlerine diyoruz. evet sormazlar yani. Eğer biri bir şey anlatmıyorsa kimse ona sormaz. Yani ben yıllarca hani köyde kaldım benim kayınvalidem bana bir kere ne iş yaptığımı bile sormadı. Ne zaman gideceğimi, ne zaman geleceğimi, yani daha öncesinde Tanzanya'ya yerleşmeden önce, işte evlenmeden önce nasıl bir hayatım olduğunu yani Türkiye'de hiçbir şey sormazlar. Ya genelde eğilim şöyle, o anı beraber yaşamak üzerine giden bir şey var. Yani birbirlerinin alanlarına girmiyor insanlar çok ama bu güzel yardım şey. etmiyorlar ve şey uzak duruyorlar anlamında değil yani. Sınırlarını biliyorlar. Hani o evet çok abi, önemli şey, şöyle, bence. Böyle yani mesela Beykoz'a bile Tanzanya'dan gelin gelecek olsa <laughs> evet. Bütün mahalle ayaklanır <laughs> abi. Tabii Ay. Tanzanya'dan gelin geliyor. Nerede oturacaklar? Nasıl olacak? Adetleri ne? Kına gecesi yapacağız ha. mı, yapmayacağız mı? Nasıl olacak? Işte bütün mahalle akrabalar, herkes, arkadaşlar yani. herkes bir ayaklanır önce. Tabii canım Ne oluyor? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Niye geliyor? düşecekler mi? Yani, çok öyle çok öyle değil yani hani o da açıkçası e, hayatı e, yani gündelik hayatı rahatlatan şeylerden bir tanesi. Kesinlikle canım, abi. E çünkü şey kendini anlatmak zorunda kalmıyorsun. Hmm. Yani bu çok büyük bir nimet bana göre. Yani insanın evet. bir şekilde kendini anlatmak zorunda kalması çok yorucu. He. Evet. Yani çok... Konu ne olursa olsun şey, yemekler yorulacak. falan farklı. Yani yemekler çok çok e, kültür çok yakın. Yani ben hani Asya Asya'yı da biliyorum mesela. Hani Asya'da olsa muhtemelen çok zorlanırdım yani. Hı. Hani ama Tanzanya'da mesela en çok yenen şey zaten pirinç, fasulye, Hı -hı. patates. Yani genel olarak böyle 3-5 hani şey var. Onlar çok ortak. E, fasulye dediğim gibi mesela eşim hani ben hani evde Türk yemeği yapıyorum zaten. Hı. Zaten Türk yemeği de Tanzanya yemeğinden çok çok farklı değil. Yani evet Tanzanya'da böyle fark mesela pilav Pilavın içine birkaç baharat konuyor, hani Bizim farklı pilav gibi belki biraz. Evet biraz evet. Ama belki. düz pilav da yapılıyor yani evet. normal. Çünkü e, ikisi de var yani. Hani e, fasulye de mesela işte bu barbunya gibi e, hani Aha. rengi biraz daha küçük. Mesela o, o güzel bir fasulye. Onu yaparken de içine mesela hindistan cevizi e, suyu koyuyorlar. Hmm. Yani böyle bir lezzette farklılıklar oluyor ama genelde kültür olarak yemek kültürü yakın yani öyle hmm. çok çok farklı değil, çok uzak çok. değil. Ee, yani mesela dediğim <laughs> gibi Hindistan olsa Nepal o bölgeler evet. çok acı yiyorlar. Sorry. Mesela o hani biraz beni zorlardı yani ama bu şey çok yakın. Çocuklar da zaten <laughs> yani ben diyorum ki biri görse ya yani köydeyiz mesela <laughs> tarhana yanında ayran diyorum ki kim der burası masal evi yani hani hmm. çünkü <laughs> Çok, güzel. çok alıştılar yani. Çocuklar da çok seviyor. Eşim de çok seviyor. Çok güzel seviyorum. Türkçe konuşuyor barda. Evet, kız çok iyi. Şey, yani evde iyi. özellikle Türkçe mi konuşuyorsunuz? evet. Yani ben Türkçe konuşuyorum. Hmm. Eşim unutmasınlar diye Masai dilinde masa konuşuyor. Zaten çocuklar şu anda Eşiniz ben... Türkçe biliyor mu arada? Ya o, ot çocuklar kadar iyi değil. Çatpat yani. Çatpat. Siz masal dilini öğrendiniz. Yok. Masal dili çok zor. Ama şöyle ha. yerel dil Sıvahilice. Yani bütün ülke ha, Sıvahilice, konuşuyor. Sıvahilice neredeyse Afrika'nın bir evet. evet. kısmında evet. konuşuyor. Yani, Sıvahilice e... öğrendiniz mi? Evet az çok konuşuyorum. Süper. Yani. yani. derdimi anlatıyorum yani. Şimdi Tanzanya'da bir Rizeli amcayla karşılaşmıştım ben. İsmi hatırımda değil. Çok tatlı bir adamdı. O yani. amcayla ben de karşılaştım. Ama ben tanımıyorum. <gülüyor> Karadeniz <gülüyor> yani. şivesiyle Sıvahilice konuşuyordu. İnanamazsınız. <laughs> Allah, Allah. Mutlaka ya Beyaz işe ya işi yapıyordu. Çocuklarıyla beraber orada. Aa, evlatlarıyla beraber. Aa, vesaire. Tamam. Lokantada mı karşılaştınız abi? <laughs> Ben Biz lokantada karşılaşmıştık Vallahi, amcayla. Tamam. <laughs> Hatırlayamadım şimdi. Ya Bir akşam Değil bir yerde oturmuştuk beraber. Kemal olabilir falan. adı. Olabilir. olabilir. Ha. Çünkü Doğru. daha sonra da şey yapmıştı. Yani araşmıştık. Yani ben Türkiye'ye tamam, gelince tamam, de Tamam. tamam. Kemal abi olabilir. <laughs> evet. Hafıza süper. Ha. Evet. Şimdi ben de unuttum. Arkadaşlar diyor ki araya gitmem lazım. Bir araya gidelim. Olur evet. mu? <laughs> İzninizle. <laughs> Efendim küçük bir ara çaylar tazelensin. Sizin de elbette. Ondan sonra tekrar burada buluşalım inşallah. söyler Seni çağırır gül pembe Sen gelince bahar gelir gül pembe Dereler seni çağlar Sevinirdik gül pembe Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin İnanamadık gül pembe Bizim iller sessiz Bizim iller sensiz olamadı gül pembe Dudağımda son bir türkü gül pembe Hala hep seni söyler Seni çağırır

seni söyler Seni çağırır gülden de Gözlerimde son bir bulut gül pembe Hala hep seni arar Seni bekler gül pembe Dudağımda son bir türkü gül pembe hala hep seni söyler Seni çağırır gül pembe Gözlerimde son bir bulut gül pembe Hala hep seni arar Seni bekler gül pembe Ağzınıza sağlık sevgili Zülfü teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Afrika deyince Barış Manço belki de ilk gidenlerden bir tanesi Türkiye'den Hı. gidip orayı anlatmaya çalışan insanlardan bir tanesi. Bir, iki, Kalimba ile başladı Zülfü. Afrika'da çok kullanılan enstrümanlardan bir tanesi herhalde değil mi Sevda Yani öyle Zanzibar'da özellikle yaygın. Aha. Ama ben Barış Manço'ya not düşeyim. Biz yani sürekli yolda çocuklarla Barış Manço dinliyoruz. Yani geçen geçenlerde işte birkaç birkaç hafta kadar önce ee, çocukların okulunda e, işte iki haftayı e, böyle kimlikle ilgili şeye ayırmışlar. Yani kimliğini anlatmak, e, onunla, onunla ilgili böyle çocuklar e, özel şeyler yapıyorlar. Hı -hı. Nana geldi ve bana diyor ki anne ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın yavrum dedim. Anne dedi ben yazdım dedi. Barış Manço diye <laughs> dedi. Şarkı çıkmış yaz dostum. Ee, Nana'nın en sevdiği Barış Manço şarkısı. Allah Allah. Şeyleri de böyle el kol hareketleri falan. Ondan sonra sınıfta yani sınıfta da... E, Hani Hint kökenli öğrenciler var, işte Pakistan kökenli öğrenciler var, e ondan sonra yani yine ekspatlar var, işte yine Tanzanya kökenli tek Masayo, o. Yani okulda da sadece bizim çocuklar şey yapmışlar işte öğretmen de açmış bütün sınıfa Barış Bahçeli'yi dinlettirmiş. <laughs> Nana da beraberinde böyle el kol hareketleriyle şarkıya eşlik etmiş yani biz yani yollarda sürekli sürekli barış manço. çocuklarını bile etkiliyor. Yani, yani, biz yollarda sürekli barış dinliyoruz. Yani, yani çok seviyor yani. çocuklar. Çok ben seviyorlar. Şeyi hatırlıyorum. Kenya'da e, o tam ekvatorun geçtiği yerde bir şey yapmıştı. Evet, evet. Kuze doğru. Evet hepimiz ya, hatırlıyoruz. Doğru, kuzey. kuzey yarım küreye geçince doğru. bir tarafa doğru, doğru güneye doğru. geçince başka. O ee, yani herkes için enteresan bir şey. O, İlk yani bilgimizdi belki. Bir çocuğa başka türlü nasıl anlatacaksın ki onu işte? Ekvator, FM, söyleyeyim evet. böyle olur. Yani enteresan bir şey. Neyse onu da anmış olduk. Ee, Allah rahmet eylesin inşallah. Mekan cennet olsun diyelim. Zülfü tekrar teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ya hazır müzik demişken bir videomuz daha olacaktı bizim. Hani böyle e, enteresan bir orkestranın FM'ye söyleyeyim enteresan bir parça çalıyorlar ya. Girelim bakalım ne diyecek arkadaşlarınız. Beğenecekler mi? Zülfü sen de dinler misin bunu? Bakalım ne diyeceksin bu müzikle alakalı. Buyurun arkadaşlar girelim. Aa Tarap. <laughs> tarap. Aa, çok güzel. enstrümanlar tanıdık, Ezgi de tanıdık evet. ama yüz, biraz yüzler garip, alışık olmadığımız <laughs> bir orkestra. Neresi burası? Zanzibar Müzik Akademisi. Oo. Evet. Biz şey, bu en son çocuklarla beraber Zanzibar'a gittiğimizde yani anakara'da çok fazla tarap hani böyle duymuyoruz. Ama Zanzibar'da yani duyuluyor da, çalınıyor çok fazla. Tarap dediğimiz Tarap değil. müziğin adı, tarap ha, müzik. Eyvallah, <laughs> tamam. Ee, Bizde şey kaldığımız otelde çok yakındı. Ben de hani böyle ne zamandır çocuklar da görsün istedim, enstrümanları da tanısınlar müziği de dinlesinler. Öyle bilet aldık, işte birkaç gecede bir. Hı -hı. E, ondan sonra böyle konser gibi, küçük de salon. Hı -hı. E, hem eğitim müzik eğitimi veriyorlar, e, hem de akşamları böyle küçük konserler oluyor. Çocuklarla gittik böyle 10-9-10 kadar şey şarkı. Hem enstrümantal vardı hem de söylediler de, şarkıcılar, sanatçılar da vardı yani. Türkçe mi söylediler? Yok şey, e, Sıvayilce söylüyorlar. Sıvayilce söylüyorlar. Sıvayilce çok Peki, güzel. Bu müziklere yeni sözler mi yazmışlar? Yani yoksa? evet hani bir kısmı Hı. öyle bir kısmı yerel zaten. Nasıl onların yerel müziği? Afrikalar çok... her şeyi müzikle yapıyorlar çünkü. Yani şöyle mesela benim hani şeye göre değişiyor şimdi Tanzanya'da 120'nin üzerinde kabile var. Ondan sonra ben hani masa ileride, müzik çok önemli. Ee, şey de çok önemli, dans da çok önemli. Evet. Ya yani birçok şey e, dansla ilişkili. Ben mesela işte yani doğum olur çocuklar hani hemen arkasından doğum. Mesela bir gece biliyorum üç gibi oldu doğum. Yani ben de oradaydım zaten. Bebek işte dünyaya geldi. Ge o saatte gece hemen hanımlar e, şey yapma. Evin içinde küçücük ev yani masa evleri zaten. Yani 10 10 metrekare oh, vardı diyorlar. Ee, saman ve evet evet, evet evet Gidip o evle. O gördüğümüz evler. Evet o evlerin içinde yani bir doğum oldu. Ben de oradaydım zaten. Yani akrabalardan birinin bizim hani eee yani hanım. Ee, ondan sonra çocuk bebek doğdu. Hemen arkasından böyle bir çay dağıttılar. Sonra hep beraber ben de katıldım yani. Beraber dans ettik yani. İşte, işte gece 3 yapsın. 3 evet. gece 3. Yani onu kutladılar yani bebeğin gelişini ondan sonra kazaya bırakmıyorlar. Yok an an <laughs> <O da iyi, gülüyor> Yani kazaya şey bırakmıyorlar. Şey öyle hani genelde e, çok önemli bir şey ritüellerde e, müzik ve dans çok önemli. Zaten birkaç tane hani enstrüman var. E, ama genelde sesli ki öyle yani evet. ses. Şey de enteresan bir tabir. E, Zanzibar ve Tanzanya inanılmaz e, dünyayı takip ediyor şey olmuştu 2014 yılında Dünya Yetimler Günü ilan edilmişti İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yaptığınız en güzel işlerden bir tanesi 15 Elhamdülillah. Ramazan evet 15 evet. Ramazan ve bir sonraki sene Zanzibar onu resmi devlet şeyine aldı hmm. yani 15 Ramazan o gün hatta şey gelmişti bölgeden fotoğraflar videolar gelmişti sokaklarda çocuklar ellerinde şeyler tutuyorlar ne derler? Hep mi? Yok tef değil. Hmm. E, çeşitli yazılar vardı. Hmm. E, hmm. Pankartlar, afişler. Pankartlar, afişler tutuyorlar. Yani dünya çocuklarıyla ilgili, yetimlerle ilgili hmm. çok böyle e, dikkat çeken şeyler vardı, cümleler vardı. O gün yani ciddi bir şekilde e, idrak edil, ediliyor ve hala zannediyorum devam ediyor. Hmm. Yani dünyayı inanılmaz e, takip Peki. ediyorlar. Ya ben bilmiyorum. Bir kere gittim. Herhalde 6 belki 7 gün kaldım. Hmm. Ama çok güzel izler bıraktı bende. Hmm. Çok ne bileyim sıcak insanlar çok. Öyle, öyle. Hoş evet, insanlar, evet. ilgili insanlar. Ben de öyle bir izlenim bıraktı yani. Ama ya benim de, de hani aslında şey. benim de öyle oldu. İlk Zanzibar'a gittiğimde o zaman demiştim ya yani şeyden çok etkilenmiştim. İnsanlar ne kadar güler yüzlü. Ee, gerginlik tabii ki oluyor. Sorun sorun zaten bitmiyor yani. <laughs> her yerde var. <laughs> sorun canım. Her, her zaman yani. İsveçli de olsan evet. sorun olacak. Ee, ama yani şey yaparken mesela ilişki kurarken benim eşim de öyle yani böyle bir gerginlik ben mesela kolay kolay geriliyorum. sonra, Ondan, yani. Ondan sonra hemen böyle, böyle <laughs> sakin <derler> ol. <laughs> hemen böyle sakin ol, sakin ol. Hemen böyle şey yani güler yüzle. Ondan sonra hemen şey sakinleştirir ya da işte gösteririm ama bak o öyle. Bazen de diyor ki bana bak Türkiye'de değilsin. Beklentilerim <laughs> yükseldiğinde hani bazı şeylerin daha hızlı olmasını beklediğimde özellikle. Yani biraz ağır yürüyor işler. Evet. Ondan sonra o yüzden o gülümseme Zannediyorum yani Tanzanya'ya gelenlerin ilk şey etkilendikleri evet, evet, şey evet, herkes başladım. güler yüzlü. Başladım. Yani orada hani insanlar zengin fakir ihtiyacı var yok fark etmiyor. İhtiyacı olan da zor koşullarda yaşayan da yani yine güler yüzlü insanlar. Bir de çok çok fazla şikayet etmezler yani. O da hani bence insanı en çok etkileyen şeylerden evet. biri. Benim için evet. öyle oldu en azından. Evet. Peki arkadaşlar fotoğraflara devam edelim. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Herhalde Murat Bey'in bir fotoğrafını göreceğiz diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Evet burası bizim yatakhane. Ben bu fotoğrafı görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Kefenlerini giymişler hazırlar falan öyle Zaten bir şey biliyor Öyle bu? bir muzdurluk yapmıştık. Şimdi <laughs> e, en öndeki e, rahmetli Asım Gültekin. Biz Aa, aynı yatakhanedeyiz. Şaka yapıyorsun evet. Asım ben evet. fark etmedim ya. Saçı var tabii o zaman. Aa, evet, evet evet evet. Yani ben arkada, bana göre sağ taraftayım. Sedat Dağılçık var, Ertuğrul Erişen. Bizim yatakhanedeki arkadaşlarımız. Niye böyle bir şey yaptınız? ha? Böyle yani öyle bir espri geldi. Dediğiniz gibi işte yani gerçek burası Kartal. Yani <laughs> mezarlık Beykoz tarafındaydı. <laughs> Birazcık herhalde böyle espri yapmak istedik. Bu çok hoş bir hatıra oldu. Böyle hatıralar işte insana şey oluyor. Biraz önce e, kimdi? Turan dertli herhalde yazmış Selam söyle. O da belki o de arkadaşlarınızdan Allah razı olsun. Yok. Turan dertli abi bizim e, Mavi Marmara ile ilgili bir resim şiir deneme yarışması yapmıştık. Aha. O jürilerden bir tanesiydi. Eyvallah. Tamam oradan. Peki. Çiğdem abla ile beraber. E, Çiğdem tavukuz. Şafak kafa rahmeti. Bak şimdi Şafak abi geldi Ay, evet. aklıma. Mekan cenet olsun. Amin. Çiğdem ablayı da Şafak abi de burada çok anıyoruz gerçekten. Hasan Aycın abi de vardı. Çok Onu de. da analım. Hasan Hasan abi de inşallah konuk edeceğiz. Yani pandemi döneminde bir konuştuk biraz uzak durayım ben dedi kalabalıklardan. Biraz toparlayayım. Eyvallah son ismi de söyleyeyim onu da şey kalmasın. Mevlana İdris de yine aynı ekipteydi. Çok güzel insanlardı Allah razı olsun, olsun Peki arkadaşlar bir sonraki fotoğrafa geçelim. Hey. Buyurunuz efendim. Bunlar. <laughs> <laughs> Özlediniz <gülüyor> mi? Ay. <laughs> görelim Sevda Hanım'ın yüzünü bir görelim arkadaşlar. <gülüyor> 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 hayır hayır çok ağlat Ağlatmayın. Ne kadar olun? oldu? Ne kadar oldu ki siz? 3 hafta. 3 hafta. 3 yıl falan sanacak insanlar yani. Kim bunlar Sevda Hanım? Bunlar benim yavrularım. Maşallah. İsimleri? Biri Nana, biri Gaylepi. Nana büyük olan herhalde. Nana, ya aslında aslında Gaylepi daha büyük de. Öyle mi? Evet ama o şey. Yani onun annesi dört yıl kadar önce vefat etti. Allah Ondan sonra annesinin de bana vasiyeti gibi oldu Gaylep'inin. Hmm. Benim eşimin abisinin çocuğu. Hmm. Ee, ve ben bir buçuk yaşından beri ikisini de tanıyorum. Yaşları çok yakın birbirine ama Gaylep'i biraz daha büyük aslında. Ya yani Köyde beraber yaşadık hep. O ikisi benim eteğimin dibindeydi her zaman. Hmm. Suya gideriz, bahçeye gideriz. Kapımda sabah altıda kapıma gelirler yani öyleydi. Ee, i̇şte herhalde bir dört yıl kadar önceydi. Gaylep'in annesi bir gün yine ben hani İstanbul'dan döndüm işte direkt köye geçtik. Böyle bir koşarak geliyor yani böyle kalbi yerinden çıkacak Yani hissediyor duyuyorum ya yani şeyini o çarpıntısını böyle bir sarıldı boynuma. O zaman annesi yanıma geldi dedi ki bak sen onu al Türkiye'ye götür. Seni çok seviyor dedi. Bir yıl sonra da o göçtü yani. Ondan sonra da öyle Allah nasip etti artık bizimle yaşıyor yani Allah razı olsun. hani. Allah razı olsun. İşte Nana Nana da öyle. Nana Nana daha önce, galip'ten daha önce hani biz beraber yaşamaya başladık. Hı hı. Ondan sonra artık hani tamamen sorumlulukları ben yani. de yani. Ee, işte her şeyleriyle. Yani evlat olması için illa kandan candan olması hı. gerekmiyor yani. Evet. Bunu da burada net bir şekilde görmüş olduk açıkçası. Yani hı. çok güzel. Peki devam edelim arkadaşlar bir sonraki abi. Allah dokunabildiğimiz insanların sayısını arttırsın. Amin. Hepiniz amin. Gerçekten amin. bu önemli bir şey. Yani hem bizim için hem amin. E, dokunduğumuz insanlar için yani. Evet. Evet. 10 e, yıl geçmiş. 2011 İzzet. İlk gördüğün e, o. ne oldu abi ya? 11 geçmiş. ekvator yazıyor orada. Bak bir de evet, öyle evet, bir şey Ekvador, var. Evet Latin, Ekvador. <laughs> Latin Amerika. Bu e, şeydi. E, biz o yıl Ramazan çalışmasını en yüksekte yapan ekip olduk abi. <laughs> Burası 4500 metre falan. Ay, ay, ay. Karşımızda bir volkan tutabildiniz mi? Volkanik abi elhamdülillah hiç Oo, aşağıda. oruçlarımızı hiç yolda izleyip ama, bırakmadık elhamdülillah. Ama Murat Bey nefes nefese yürümek çok zor. Tabii canım. Evet, çok zor şey yani. yani. Allah Teala kolaylaştırıyor. Ee, bu bir volkanik dağıydı. Oraya hmm. çıkarttılar bizi bölgedeki arkadaşlar dedik İzzet abiyle ee, zirveye çıkmışken direk evet, bayrak çıkmışken çekelim. Evet, bayra çıkmışken bayrağımızı asalım e, şey, dedik. Şey çakma dağcılar zirveye çıkmışlar bayrak atmışlar. Yememiş, yememiş. Güzel arkadaşlar. Gittiğin en enteresan yer neresiydi? Murat ya bu şeyler çalışıyor. En enteresan yer neresiydi? Yani enteresan derken Herhalde e, 70 80 ülkede belki daha fazla. Evet ya aslında olmuşsun. her ülkenin Ruanda'da mesela o katliamların yapıldığı yani yerler mesela çok acıydı yani. Yok yere bir de. Evet. Yok evet, yere. Yani. Evet. Palalarla insanlar Tutsiler, Hutular Tutsilere karşı. Yani Arakan'daki o, o şeyde mülteci kamplarında. Bu şambalarla mülteci... kendisine ev yapmaya Tabii yani bataklıkların insanlar. üzerinde yaşayan insanlar. İşte ne yiyeceksin diye sorduğumuzda yani hiçbir şey yok. Eğer e, nehirden balık tutabilirsek onu yiyeceğiz diyen insanlar. Yani o Naf Nehri var biliyorsunuz. Evet. Nehrin bir tarafı e, Arakan, can diğer pazarı. tarafı Bang, Aynen. Can pazarı. Can bildiğin pazarı. Can pazarı. Can. Aynı zamanda can pazarı. Eğer bir şey tutarsa onu da yiyecek. Evet. Yani, o evet, can evet. Allah razı olsun. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa geçelim bakalım. Ama Sevda Hanım'ı ağlatmayacak. <laughs> Alalım KJ'de. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi geçen hafta burada Ramazan Bingöl vardı. <laughs> Dedi ki ben evde tahta kaşık kullanıyorum. <laughs> yani yemek yerken falan. Bunları görünce aklıma geldi. Bu orada günlük kullanılan yok. Tahta ee, kaşıklar bunlar. Bunlar günlük değil ama yine tahta kaşık kullanılıyor yani tamamen. Ama genelde elle yeniyor zaten. Evet. Ha. Yani ağırlıklı olarak yani köylerde, bölgelerde elle yemek yeniyor. Elle yemek yemek evet. devam ediyor. Yani. Evet, 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 elle yemek yeniyor. Şey çok nadirdir. Yani kırsala çıktığınız zaman hani böyle çatal kaşık çok çok zor yani. Nadiren kaşık oluyor, tahta olduğu da oluyor, hı hı. ama yine de hala yaygın olarak elle yeniyor yani yemek. Geleneksel bir şey. Evet evet. Başka türlü tadını alamazlar herhalde. Bu daha çok hediyelik bir şey mi? Evet daha, daha ama işte bölgenin ağaçları filan hani öyle yani. evet. Çok, hoşuma, çok güzel yani. <laughs> ben de öyle şey bu gelişimde bir yıldır ge gelemedim hani pandemi e sebepli. İşte her gelmeye niyetlendiğimde bir işte tam kapanma oldu Türkiye'de. Hı hı. Dedim ki en azından geldiğimde gelirken böyle hani birkaç hediye getireyim. Ondan sonra dostlara da hediye ederiz. Öyle bir, öyle yani. <laughs> Hediyelerden biriydi. Gelirsek, gidersek biz de alalım. <gülüyor> Abunuz <laughs> ağacı mı abla bu? Biliyor ee, musunuz? Mahun Maun ağacı. Maun. Hmm. Hmm. Evet, evet. Maun. Yani çok da hoş. Her, her Hı. sanatı belli yani. Arkadaşlar bir sonraki fotoğrafı görelim. Evet. Evet. Murat bu... abi kaç tane çocuğun var? Benim bir kızım var. Yok ondan bahsetmiyorum. Totalde? Ay. Ee, totalde... E... <laughs> çok fazla. Yani şimdi Yetim Vakfı'yla elhamdülillah 5500'e doğru maşallah. geliyoruz. Hay maşallah. Elhamdülillah sponsor destek sistemi maşallah. ya da yetim hamilik sistemiyle beş Allah bin, hepsinden razı olsun dokunuyorsunuz. Evet yani bir 1 evet. Kasım itibariyle 5500 herhalde 6000'e doğru şey yapacağız. E bir de İHA'da yani, İHA'da da vardı. ben Reşat kardeşime 90, binle, Hay 90 bin yetimle Reşat Hay kardeşimize maşallah e, devretmiştik. Şu anda da 122 bin falan oldu herhalde. Maşallah. Muazzam. Allah, Allah Maşallah. razı olsun. Bütün hayırsever kardeşlerimizden, yetim evet. dostlarından. 122 bin çocuğu Reşat'a bıraktın. Sen 5 binle idare ediyorsun. Ben 90 bıraktım. O, <laughs> evet. Yükü atmış üstünden yani. Evet şu anda inşallah hedeflerimiz büyük. Tabii dünya üzerinde 400 milyon civarı yetim Hı. yavrumuzdan bahsediliyor. Bunların 200 milyon civarı sokaklarda aile koruması e, ya da bir kurum korumasından mahrum var. Yani bir korumadan. Mahrum insanlar, çocuklar Dolayısıyla onları bekleyen çok tehlike var. Yani organ mafyaları, fuhuş mafyaları, Hı -hı. dilenci şebekeleri, misyoner örgütler. Dolayısıyla bizim çok çok yani e, Tabiri caizse uyumadan koşmamız çalışmamız gerekiyor. Yetim Onlar yavrularımız var, için öyleştiriz. biz de Amin inşallah e, yetim Vakfı olarak e, elhamdülillah yani çok güzel projeleri He. imza atmaya başladık daha da iyi olacak. Burası Gazze sahili abi. Oo. Ee, yanımdaki çocuğun ismi Türkiye. Aa. Çocuğun ismi Türkiye. Çocuğun ismi Türkiye. Çok enteresan e, oldu. E, biz e, arkadaşlarımızla e, sahilde dolaşıyorduk. E, tabii yelekli olan arkadaşlarımız da vardı. Türk bayraklı e, yelekleri olan. E, uzaktan bir e, Türkiye Türkiye diye bir, e, birileri e, bağırmaya başladılar. Seslenmeye Sen de beni çağırıyorlar diye gittin başladılar. mi? Başladılar. <laughs> Biz de zannettik ya arkadaşlar <laughs> yelekleri gördüler Türk bayraklarını gördüler yani e, bizden bahsediyorlar. Selamlıyorlar falan. Evet e, meğer çocuğu çağırıyorlarmış ismi Türkiye. E, <laughs> tabii ben güzel. isminin Türkiye olduğunu öğrenince... Türkiye'li bir resim çektirelim dedik. Kız çocuğu mu? Erkek. Kız, kız çocuğu. Kız çocuğu. O, şey de var. Abisi de vardı. İzzettin. O da çok tatlı bir çocuktu. Maşallah ya. E, bu o, gittiğimiz dönemde şey bu o, Furkan Savaşı ya da İsraillerin dedikleri e, ifadeyle, İsraillerin ifadesiyle dökme kurşun operasyonu e, zannediyorum. 2009, 2008'in sonu, 2009'un başı Hı. gibiydi. Biz bir ay kadar orada kardeşlerimizle yani hem Mısır tarafında hem Filistin Gazze tarafında bulunmuştuk. Elhamdülillah çok güzel hoş faaliyetler olmuştu o dönemde. Türkiye'ye de sahip çıktın yani gittin orada ona da bir sarıldın kucakladın yani. <laughs> evet gidin, evet evet. Çok hoş bir Türkiye'de şey de gördüm abi. Darfur'da gördüm. Sudan Darfur'da. Öyle mi? Evet. Ha. O da şeydi ablasının sırtında küçük bir kız çocuğuydu. O da kız çocuğuydu. Ha. Onun da ismi Türkiye'ydi. gün anne olacak onlar Evet. Türkiye anne diyorlar ya. Evet, Türkiye çok çok anne seviyorlar ya. gerçekten. Yani elhamdülillah. Yani Anadolu insanının eli her tarafa uzanıyor. İnsanların umutlarına, ümitlerine şükür. E, şükür. cevap vermeyi nasip etsin Allah. Im. Amin. Yani, Amin. Amin. Bu önemli bir Amin. şey. Yani. 80 milyon insan Türkiye'de, Amin. hiçbirini ayırmadan hepsi birlikte yapıyor bu işleri yani. Elhamdülillah. Dört evet. Yani son 4 yıldır herhalde abi biz e, dünya üzerinde en çok yardım eden evet, ülkeyiz yani. Son 4 evet. yıldır hiç e, değişmeden. Müthiş en bir En çok şey yardım yani. eden, en çok insana bir işte el sahipliği yapan. Evet, sahipliği evet. Gerçekten en çok, yapıyor. en çok evet, muhacire el sahipliği yapan İzleyenlerin hiçbirinin borcunu ödeyemeyiz. hepsinin mutlaka bir yerlerde dokunuyor elleri birilerine. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Kaju bu? <gülüyor> <gülüyor> bu sürpriz. Değerli izleyenler mutlaka, özellikle kuru yemiş sevenler efendim, gittiği zaman kuru yemiş dükkanlarında neredeyse kuyumcu dükkanında kritiklere koyacak fiyatlarla satılıyor Türkiye'de efendime söyleyeyim. Pek dokunamıyoruz. Uzaktan bakıyoruz. Ara sıra işte böyle. Biz tadındık. de. Orada mı böyle. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Ta ben çok pahalı. Bu ağaç şeydi değil mi? Tanzanya'da. Evet böyle. evet Tanzanya'da. Bir kuyu açılışında yani yapılan kuyunun hemen yanında iki kaju ağacı vardı. Hı. Ben de hani şu halini ilk kez orada gördüm. Yani normalde bu üst kısmı elma gibi böyle büyüyor, evet. kızarıyor. Hatta bazı, bazı yani Asya'da zannediyorum suyunu falan da sıkıp içiyorlar. Ama kaju hani o koca elmanın ucundaki şu küçük şey yani Fıstıkça kaju, şey, <laughs> evet. Yani. Ee, şey ama yani bir ağaçtan bir iki kilo anca çıkıyor. Çok az pahalı. evet çok bağlı. Şey Asya, Asya tarafında. çok bağlı. Asya tarafında. Ucuz yani Asya telefondaki şeyler. Yani olabilir, Hani olabilir evet, ama şeyde ucuz. Afrika'da pahalı. Hmm. Afrika yani en azından Tanzanya'da pahalı. Bunun, yani Türkiye'den bu, çok farklı değil. Bu kabuk hali değil mi? Bu açılıyor. E, yani şöyle o sonrasında kırılıyor. Hmm, sonrasında. evet. Sonrasında. Yani ceviz kadar sert bir hmm. şey değil ama yani nihayetinde. Demir indirin de böyle buna benzer. Evet, demir evet, indi çok evet. güzel ama. <laughs> o var mı orada? <laughs> var. Bizim yani benim eşim toplayıp getiriyor Hazret akşamları. Ne ha, taze. Muazzam. Biz burada çok şey, güzel demir indi. Asıl şeyde doğru abi. Bizim şey neydi böyle kemirdiğimiz? Keçi keçi boynuzu keçi boynuzu bize ne keçi benziyor. boynuzu onlara demir indi demir indi çok güzel asıl ama asıl patanide patanide e, çok fazla var demir indi tabi tabi hmm. evet evet ve çok uygun fiyatı hmm. yani buralarda falan çok pahalı orada inanılmaz Tanzanya'da da ucuz Murat Bey biz Tanzanya'da demir indi, düzenli şerbetini içiyoruz yani işine biraz vanilya şu ya. vanilya birkaç böyle baharat hmm. karanfil şu bu filan biz düzenli zaten da ana vatan herhalde değil mi orası Tanzanya'da. yani şey evet Zanzibar'da söyle. Evet. Zanzibar adası Adada baharat bahçeleri var. Karanfili öyle Zanzibar'ın. Hatta biz anakaraya karanfil yani fidan almak istedik de ben öyle adadan da böyle birkaç fidan alıp hani bizim orada bahçeye ekelim istemiştim. Dediler ki karanfilin cezası varmış. Yani hmm. çıkartamıyorsun Zanzibardan. Milli milli mi, miras gibi kabul ediliyor. Hmm. Yani dediler hani Tek tek böyle not aldılar hani fidanları, isimlerini yazdılar. Hımm. Geçirirken gemiyle geçtik hani şeye, anakaraya. Feribotlarla ee, gittik. Evet feribotlarla ya. geçtik. Orada şey yazdılar yani tek tek bakıyorlar hangi fidan tanıdılar da yapraklarından. Hiç bizim elimizdeki kağıtlara bakmadan yazdılar. Valla öyle eşim de diyor yani karanfil olsa diyor. <laughs> yani Güzel. <bir gülüyor> Sıkıntılıymış. Mı? Karanfil önemli bir şey. Ya. Devam edelim bir sonraki fotoğrafı görelim arkadaşlar. Evet Gazze'den devam ediyor. Yanımdaki hanımefendi Hatice teyze. Aynı dönem mi? Aynı dönem abi. Daha Aynı genç görünüyorsun sanki. Ee, bilmiyorum belki ışıktan Işıktan fotoğrafın açısından evet. olmuş olabilir. Hı -hı. Bu üzerinde durduğumuz yığın Hatice teyzenin belki 5 altıncı kez yıkılan evinin yığını. Ve Çok... enteresan bir hanımefendi. 1967'de İsrail'in Kudüs ve Gazze'yi işgal ettikten sonra eee Ailenin bireylerinin birçoğu gitmiş yani akrabaların e, muhacir olarak gitmişler. Hatice teyzenin e, babası e, bulundukları yerlerden çıkmama e, üzerine bir karar almış. Hı hı. Ve tabii e, Hatice teyzenin babası çok e, yıllar önce rahmetli olmasına rağmen onun mirası e, daha doğrusu vasiyeti olarak e, tek başına orada o hanımefendi kalıyordu. Yani ha, yıkılmış olan evinin mi? yanında bir çadırı e, çadır kurmuş basit bir şey ve e, oradan ben bu toprakları e, asla terk etmeyeceğim e, diyerek o inanışla e, orada bir asker gibi adeta bulunduğu mevziyi terk etmeden Allah razı olsun evet, onun hikayesini e, yazmıştım dinlemiştim gerçekten müthiş insanlar yani her birisi e, kahramanlar zaten yani orada e, bu savaşı bu direnişi işgalcilere karşı vermeye devam ediyorlar. He. Öyle. Allah razı olsun. Hala da devam ediyorlar dediğiniz gibi. Şöyle yapalım. Bir, bir küçük aramız daha var. Onu da verelim. Ondan sonra zaten daha rahat devam ederiz inşallah. Değerli izleyenler bir, birkaç dakika daha sizden müsaade istiyoruz. Bu arada ben sizin cevaplarınıza bakayım. Mesajlarınıza bakayım. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Değerli izleyenler tekrar merhaba. Mevzu Bayısı Sevde Sevan Usak ve Murat Yılmaz'la beraber sohbetimize devam ediyoruz. Sizin de sorumuzu cevaplamak adına yaklaşık hemen hemen bir yarım saatiniz kaldı. Yarım saat sonra arkadaşlar çekilişi yapacaklardır. Onu aktarmış olayım. Ee, sosyal medyada mesajlarınız var. Onlar için de teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Biz yine e, bir müddet daha fotoğraflara da bakacağız ama öncesinde hani çok yetim konuştuk, baba konuştuk, anne konuştuk, emanetleri konuştuk. Benim çok sevdiğim bir parça var Zülfü. Biliyorsun bana bir masal anlat baba. Onu da hazırlığını yapmıştınız herhalde değil mi bu hafta için? Onu alalım mı? Tabii ki alalım. Tamam. Peki evet. o zaman... Meşhur olmuş olan bir şarkımız. Bir diziyle beraber değil mi? Çok Meşhur olan bir şarkımız. Evet. Ama çok güzel bir şarkı. Ben severim yani. Ee, bir çocuğun babasıyla arasındaki ilişkiyi en yani, saf anlatan işlerden bir tanesi, e, parçalardan bir tanesi. O zaman Saz'la size söz edildik. Buyursunlar. masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay Anlatırken tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Anlatırken tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun. masal anlat baba içimde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay çocuklar ne hep güzel masallar anlatsınlar inşallah. i̇nşallah. Yani i̇çinde kar olsun, yağmur olsun, i̇nşallah. güzellikler olsun. Kar kar yağmıyor değil mi Tanzanya'ya? Kilimanjaro'muz var ama. <laughs> oh, evet, <abi>. evet. <gülüyor> 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 güzel ama sahiplenmiş değil mi ya? Yani memleket artık Afrika'nın en yükseği abi. Mecburen <laughs> Limajoya da çıkamadık arkadaşlar Tanzanya'ya gittik ama o tarafa da gidemedik yani. tekrarına inşallah diyelim İnşallah. inşallah, inşallah. o inşallah. çok çok sevdiğimiz insanlar var gerçekten gidip görmeyi nasip eder inşallah Allah diyelim hmm. arkadaşlar devam edelim bir sonraki fotoğrafa geçelim elimizden geldiği kadar çok fotoğrafı görelim ve üzerine sohbet edelim istiyorum açıkçası ah <laughs> bu, bu bu nedir acaba bu aslında fotoğraftan değil videodan aldım ben bunu Aha. sizin bir videonuzda Aha, anladım fotoğraf da vardı video da vardı evet Aha. Ee, şey bu en son bizim hijyen kiti dağıtımı için gittiğimiz ortaokulda bu çöp kutusu. Harika. Bütün yani şöyle 4-5 ağaçta bir asmışlar. Ondan sonra çöp kutusu olarak kullanıyorlar. Ben de o zaman şeyle de müdürle konuştum dedim ki yani valla harikasınız dedim ya. Bunu nasıl düşünmüşsünüz bu? Çünkü su bidonu yani. Daha doğrusu bu sarı bidonlar aslında yağ bidonu. Aha. Ama Afrika'nın her yerinde su taşındığını evet. görürsünüz bu bidonlarla. Ya yani o yüzden bu bidonlar su bidonudur yani. Yağ evet. bidonu olsa da su bidonudur. E, bidonlardan birini böyle kesmişler. Bir tarafına işte e, şey, Sıvayıcı bir tarafına İngilizce yazmışlar yani. Ondan o, sonra O vekataka hapa Evet yani çöpü buraya at diyor. <laughs> çöpü <Çok gülüyor> güzel. Güzel. Sıva, değil mi? Evet Suvahilice. Suvahilice güzel. Ve kataka hapa. hapa. Suvahilice çok güzel bir dil bu arada. İnanılmaz güzel bir dil. Yani Arapçadan gelen çok kelime var evet, zaten. E, ee, onun da avantajı mesela Türkçe'ye de Arapçadan hani gelen kelimeler olduğu için. Ben yani önce İngilizce mi söylemek yerine bir Türkçesini <laughs> söylemek Deniyorsun daha kolay yani. 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 O, onun hani benzer olma ihtimali çok daha kuvvetli. E şey var ya işte Zanzibar'da Beytül Acayip diye bir yer hı hı hı. var. Yani. Onlar da öyle diyorlar. Hı hı. Beytül Acayip hı hı. diyorlar. Hı hı. İşte ilk elektrik verilen evet. ve ilk asansör. Ama ümitle gitti evet. o biliyor musunuz? Yıkıldı ne? yani. Öyle Vallahi mi? Vallahi yıkıldı. Tadilat Kendim Evet yıkıldı? tadilat için hı. bekliyorlardı. Bütçe bekliyorlardı. Bütçe gelene kadar yıkıldı. çöktü ya. Hı. Evet yıkıldı. Aa. Çok güzel bir yerde orası. Çok no, enteresan ya, güzel de şey yani Turizm açısından e da çok evet, önemli evet. bir yerdi. Hemen limanda falan böyle evet. Enteresan ben de Peki devam Hı -hı. edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Ee, rahmetli Bahattin Yıldız abiyle ile bu biraz önceki e, Gazze programları, Filistin programlarından sonra evet. e, biz oradaki durumları anlatmak için. Rahmetli Bahattin Yıldız abi ile Almanya ve Avusturya'da programlar yaptık. Hmm. Orada hmm. farklı ne diyelim kurumların organize ettiği programlara katılıp Gazze'yi, Filistin'i, oradaki durumları anlatmıştık. Çok enteresandı gerçekten. Bahattin abi çok özel bir insandı. Biliyorsunuz kendisi Faruk Aktaş kardeşimizle beraber Afganistan'da bir yetimhane. Yapımı için evet. ee, ki e, mavi marmara'nın e, yola çıkışından 10 gün kadar önceydi aşağı yukarı e, zannediyorum 18 Mayıs e, 2010 tarihiydi e, uçak e, kabilden kunduz'a giderken e, maalesef düştü ve e, şehit oldu. Düştü en ve çok istediği şey oldu, oldu belki çünkü o dağlarda şehit olmak istediğini defalarca söylediğine evet, şahit olan insanlar var. O vardı. erdi demek. Bir ki, de yetimlerle alakalı bir evet şey var, evet evet. Ki o Onunla yetimhane da daha sonra yapıldı. Evet. Ha, o yetimhane yapıldı daha yapıldı. sonra. Yapıldı kardeşlik yetimhanesi. Yüz 100 civarı çocuk şu anda orada yaşıyor elhamdülillah. Hı. Allah ne diyeyim bahtlarını açsın inşallah ya. Biz geçelim arkadaşlar bir sonraki Amin. fotoğrafı görelim. Bahattin abi almış olduk evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu, bu Tanzanya, topu taşıma. <laughs> bu Tanzanya. <laughs> <laughs> bizim de böyle fotoğraflarımız var. Önde eşim, arkada ben, arkadan ana, arkada, arkada muz fidanları <laughs> böyle. Yani şöyle, e, mesela bizim köy, e, bizim köy ve civar civar köyler diyebilirim. Yani top ne kadar hani aşağı yukarı 50 bin kişi diyelim. Aha. Yani bizim köy 5000 bin kadardır ama dağınık yani masal köyleri dağınık oluyorlar. E, ondan sonra ve diğer köyler. Ee, yani toplasanız herhalde beş tane araba yoktur yani hani hmm. hiç araç yok. Ama motosiklet. Ama yani her ailede bir tane motosiklet var. Motosikletler de yani artık böyle onuncu el, yirminci el falan hani böyle yolda bozulur hani filan öyle motosikletler. Yani Türkiye'de hani motosiklet deyince Hani şey gibi düşünmemek lazım. Ama hani Türkiye'de şey evet. gibi düşünmemek lazım. Gibi de. Evet. Öyle düşünmemek lazım. Ee, ve şey olur. Mesela e, otobüs yolculuğu ben de yıllarca köye o oh, yani otobüsle gittim geldim Hı -hı. normal işte halk otobüs gibi yani e, mesela otobüs yolculuğunda e, inersiniz o ineceğiniz yerde köyler genelde ana yol üzerinde değildir yani Hı -hı. hani ana yol üzerinde olanlar da var da özel evet içeri girersiniz yani bizim mesela ana yoldan hani bir 25-30 dakika motosikletle Hı -hı. içeride kö Hı -hı. içeride yani köy hani en yakın ana yoldaki köye 25-30 dakika. Ee, şeydir. Otobüsler e, durur, yolcular inmeye başlar, mototaksi. Yani evet. belki en az 15-20 tane motor orada bekler. Hı. Ondan sonra arkaya eşyaları bağla. Ben Sektör çok olur. valiz taşıdım öyle Sektör yani. Öyle <laughs> şeylerle çok valiz taşıdım motosikletlerle. Arkasına bavullar, onlar bağlanır. Ondan sonra sırt çantalarını öne alırsınız, arkaya evet. alırsınız böyle. Bavullar da bağlanır. İki motosiklet, üç motosiklet arka arkaya. Devam. Ondan sonra devam edilir yani. <laughs> o şey Tanzanya'da en çok kullanılan şey motosiklet. Şehirlerde de öyle. Mesela şey uygulamasında yani Uber gibi application hani uygulamalarda yani şey var piki piki diye geçiyor da motosiklet. Ondan sonra şey seçebiliyorsunuz. Seçenek evet. olarak var motosiklet yani. Motosiklet gelsin. Hı -hı. Evet, evet. İstanbul'da başlıyor herhalde artık ama şeyden dolayı e, söyleyin trafikten dolayı yani. Hı -hı. hani bu, Artık motosiklet Gerçekten önemli bir atanç olmaya başladı evet, İstanbul'da. Evet. Eğer çok korkmuyorsanız trafikte karşı karşıya kalabileceğiniz durumlardan. Bir sonraki fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Bakalım bir sonraki fotoğrafta neyimiz var. E, hep bugün e, rahmetli güzel insanları anıyoruz. bu e, Burası Makedonya Üsküp. E, Saçlar yan... o zaman bayağı uzun. Evet saçlarımın uzun olduğu zaman. E, yanında e, rahmetli İdris Hoca Efendi var. Aha. İdris Hoca Efendi çok e, enteresan e, ve e, bütün Makedonya tarafından da bilinen çok özel mümtaz bir şahsiyetti. Bu Tito geldikten sonra Yugoslavya'ya biliyorsunuz İslami anlamda birçok şey yasaklandı. Aha. Yasaklanan şeylerden bir tanesi de tesettürle ilgili bir yasak gelmişti. Hı hı. İdris Hoca Efendi rahmetli İdris Hoca Efendi'nin anlattığı bir şeydi diyor o. Ablası 25 sene hiç evden evin avlusundan dışarı çıkmamış. Ve Kur'an-ı Kerim okutmak, hafızlık yaptırmak yasak ve çok uzun yıllar hapis cezası olmasına rağmen orada gizli gizli kadınlara, hanımefendilere hafızlık yaptırmış. Tabii kendisi de İdris Hoca Efendi de aynı şekilde erkek öğrencilere bunu yaptırmış. Allah rahmet etsin. Siz Gerçekten. Siz de ziyaret ettiniz yani. Evet, ziyaret ettik. Ellerini elini öptük. Gerçekten çok çok uh, mümtaz insanlardan bir tanesiydi. Allah rahmet etsin ona amin, amin. Murat Bey benim dedem Üsküplü. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Evet. Yani dedem... Köken Makedonya'dan o zaman. Evet, yani dedem hani anne tarafım. Aha. Onlar şey Arnavutlar. Yani Balkan, Babam Kafkas Tamam Kafkas yani. O annem Arnavut. Ya o coğrafya çok güzel bir coğrafya yani. Evet, çok güzel. Balkanlarda inancın en çok korunduğu e, yerlerden birisidir Üsküp. Ya o çarşı yani, zaten Evet. Eski çarşı. Yani eski. zaten Bursa gibi e, yani, herkes o yakıştırmayı evet, yapar çok güzel. öyledir. Çok Çünkü güzel. aynı anda mesela tek e, açıdan 5-6 camiyi bir anda görürsünüz. Hepsi de tarihi camilerdir. Çarşı. Muhteşemdir gerçekten. Çok Evet. Peki arkadaşlar bir sonraki fotoğrafı görelim. Sevda Hanım siz de merakla bakıyorsunuz. Hadi <laughs> işte çocuklar varsa ekranda bakayım şimdi saat biraz Ay. geç ama yani hafta sonudur belki oturup izliyorlardır. Bu, bu benim anladığım kadarıyla bu bir bisiklet. Evet evet. Değil mi? Ev yapımı el yapımı. <laughs> böyle bunların direksiyonu var. Çok güzel. Ya Hatta yani. bunların böyle şey bir büyük boyları var. O bayağı araba yani. Motocross. Falan Aynen böyle. araba. Yani direksiyonla çeviriyorlar. Ondan Tahteden. sonra gidiyor yani. Gidiyor. <laughs> bir şeyler koyuyorlar filan çocuklar. Şey, ya çok yani Köşeye gelip dolmuşun oradan müşteri topluyorlar. Evet. evet şey çok yaygın yani. E, tabii çocukların teknolojiyle bir bağları olmadığı için kırsalda, yani şehirler öyle değil. Ben bunu her zaman vurgulama ihtiyacı hissediyorum da, yani ülkenin tamamı yani evet, kırsal evet. gibi düşünülüyor. Çünkü ben daha sonra mesela Darüssalamda fotoğraf paylaşıyorum. Sevda Hanım yol mu var diyorlar. Yani Darüssalam, ya kocaman bir şehir ve her, şey var, yani. evet, her yani. şey var yani, her şey var. Şeyde kırsalda çocukların böyle elektrik yok zaten çoğu yerde. Ya, teknolojiyle bir bağları yok. E, oyun hani doğal hayatın içinde yani zaten bir kısmı yani bizim çocuklar da öyle özellikle masai çocukları keçilere bakıyorlar işte büyük başlara bakıyorlar. De çobanlık yapmaya başlıyor? Allah 5 5 4 5. Yani sürüyü veriyorsunuz. Tabii 5 Galip'i 6 7 ya 6 7 yaşındayken 50 60 e, keçiye bakıyordu. Hmm. Nana 8 e, yaşındayken 100 keçiye bakıyordu. Bakkala Hı. göndermiyorlar yani 100 yani öyle. Evet. Ve bir de şey köylerde çocuklar çok sorumluluk sahibi yani böyle nasıl diyeyim şeydir yani küçüğünü korur kollar hmm, hmm. yani her şeyle ilgilenir bir küçüğünün çok ve ayırmazlar da yani onun kardeşi o bizim aileden değil falan. öyle bir şey de olmaz çocuk çocuktur yetişkinler için de öyle onlar da ayırmaz yani benim çocuğum ya da diyelim ki işte orada yaşayan bir çocuk çok ayırmazlar elinde bir şey varsa ona da verir ona da verir yani. Hmm. Ee, şey çocuklar o yüzden çok küçük yaşta çok fazla sorumluluk alıyorlar yani. Bu bir iyi bir şey aslında istersen bence. Ben, ben şöyle mesela kendini ben bizim çocuklar için şimdi ben şehirde yaşıyoruz artık hani koşullar çok değişti yani okula gidiyorlar bizim dernek çalışmaları var şehirde olmamız gerekiyor köye sürekli gidiyoruz geliyoruz ama artık hayatımız şehirde. Şey gibi mi böyle İstanbul ne bileyim atıyorum Bolu gibi mi 3-4 saatlik. Yok yok o bir gün. Bir gün. Bir Hmm. Yani 400 kilometre ama 400 kilometre Tanzanya'da hmm. bir gün yani ha, ok oranın, evet. yol oranın çünkü şey evet. toprak yol öyle olduğu için bir gün ha. bir de hız sınırı bazı yerlerde evet. şey 50'den daha fazla gidemiyorsunuz hmm. ee, şey oluyor çocuklarda yani artık ne diyeyim ona e, hayatta kalma refleksi mi diyeyim yani ne bileyim böyle çok şeyler çok becerikliler yani benim şey, oğlan da öyle e, bir şey oluyor yani hemen ben mesela açamıyorum yapamıyorum yapamıyorum alıyor elimden hemen yapıyor çocuk hepsini Kız her konuda öyle. Yani çok çok kabiliyetliler çocuklar, istidatları gelişiyor evet, şeyde, evet, o evet, arazi koşullarında. Yani. istidatları gelişiyor. Belki, belki belki de vardır fotoğrafların içinde bilmiyorum. Bakalım. O yüzden ne, ne geldi, bir örnek verecektim bilmiyorum. ama belki Peki, de vardır. Devam ya. edelim o zaman arkadaşlar fotoğraflara. Ee, Hatırladın mı bu çocuğu? Evet hatırladım. Ben hatırladım. Ben de hatırladım. Ee, kalem satıyordu. Evet. Kalem satıyordu. astım olan annesinin İlacını alabilmek için. Alabilmek ha. için. Bu da Zimbabwe'den. Ee, bu da Zimbabwe'den. Ama ismini hatırlayamıyorum. İsmi e, bu çocuk da Müslüman olmuştu. Evet. Hatırlıyorsanız. Evet. A, Abdullah koymuştuk bunun ismini evet. de. Ee, çok tatlı, güzel bir çocuktu gerçekten. Ee, bizde de bayağı bir iz bıraktı. Ha. Allah selamet versin inşallah. Şu <laughs> anda ne yapıyordur acaba? Kim yani ki? bir anda. Kim Çok uzun yani. zaman geçti çünkü üstünden ya. Evet. Ya işte o yaştaki çocuk annesinin ilaçlarını almak için ee, evet. bir nevi ticaret yapıyordu. Yani işte kalem, işte bir şeyler satmaya çalışıyordu vesaire. Biz de o şekilde tanışmıştık. Enteresan bir tanışmaydı. Ortak çok fotoğrafımız varmış. pardon evet, evet. Onu da görmüş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğraf. Ben görünmüyorum ama bütün hepsinin içindeyim. <laughs> Bunlar da çok güzel. Dayanamadım aldım Sevda Hanım. Bilmiyorum ya kim... Bu, bu şöyle. Bu bizim Darselam'da bize yakın olan bir medrese Ondan sonra ve cami. Yani bunlar medrese eğitimine gelen çocuklar. Çok güzel. Ee, burada biz şey işte böyle bir çocuklara kıyafet desteği gibi şey yapmıştık. Ay Allah o zaman Allah ama yani. <laughs> evet çok tatlılar maşallah. Dünya tatlısı <laughs> Biz bunları böyle ben biz dayanamıyorum yani sürekli bir. Üstüne musunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bazı fotoğraflarım var artık çocuk ko yani korkmuş artık ya. Bebeğinden <laughs> çocuğu oluyor uzak tutun Seyda Ablası. Bir yani. tane Türk gelin gelmiş çocukları yiyormuş uzak <laughs> Ama tutun. Ama bana sadece. güveniyorlar. <laughs> yani çok şey var böyle direkt annesi elime hani elime verip böyle hani sen tut diye öyle fotoğraflarım var yani küçük böyle bebekler falan. Kolumda. Gerçi biliyorsunuz şey size size de olmuştur Murat Bey. Yani mesela Bizim köyde şimdi çocuk tanıyor seni hani sürekli görünce tanıyor ama başka bir köye gidiyorsun bu özellikle yeni yürümeye başladıkları zaman çocuklar He. yani bu siyah beyaz olma şeyinden de değil aslında yani farklı ve hiç çığlık, e, atarak, e, kaçıyorlar. Evet, çığlık atarak kaçıyorlar <laughs> ve o kadar şey ki travmatik ki. anne tutuyor senin önüne doğru atıyor çocuğu çocuk tekrar çığlık atıyor anne gülüyor yani çünkü hani onlar için çok hani onlar evet, için evet. normalleşen bir şey ama çocuk için ya yani ben diyorum ki çocukları benimki tam beyaz Başörtülü gözlüklü yani hepsi hani şey hepsi bir Çok farklı yani çocuklar için. Ya hala ben hani bazı köylere gittiğim zaman e, şey oluyor. Çocukların böyle ağlayanlar, kaçanlar şey mi oluyor. Şey diyorlardı. Muzungu, muzungu, muzungu diyorlardı değil mi? Muzungu. muzungu. Yani öcü gibi bir şey mi? oluyor? aslında muzungu beyaz demek. Beyaz, evet. beyaz, beyaz adam yani evet. muzungu. Ama ben hemen şey diyorum. Ben, ben muzungu değilim bak diyorum <laughs> Benim adım şu filan böyle hemen. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde de öyle. Hani gündelik ilişkilerde de öyle. Bazen böyle beyaz görünce fiyatları artıyor, şeyler oluyor. Hı, ben diyorum, <laughs> ben da da <gülüyor> yani benim muzun. uzun. Ama değilim yani. O kadar Gelin geldik o kadar yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> şeyde düğünde falan var mı böyle değişik şeyler, gelenekler, görgü? Mesela Bangladeş'te başlık parası da kızlar verilmiş. Bilmiyorum. Ee, şöyle yani evet. şeyde e, Masai, yani Masai'leri söyleyebilirim. Benim sadece bir ineyim var yani <laughs> <Böyle gülüyor> <laughs> evet her şey orada. Bir tanecik ineğim var yani. Ben de biraz alçak gönüllümü davrandım. Ne yaptım yani? De Çünkü az ya ne istesem ne istesem verirdi ya. O durumdaydık. Oo. ha Ama ben yine de işte ne bileyim yani filan. Hani bir tane yeter. Geçen diyorum ki benim ineğin durumu nedir yani? Bu bunun kaçta kaç yıl oldu bunun? Hala mı yani yavrusu yok bir şey yok? O da uzaktan birini gösterip bak o onun yavrusu diyor. Dedim kaç yıl geçti üstünden yani? Bu ne? Bir inek bir yavru. Yani. <laughs> <Güzel bir gülüyor> şey, şey sayelerde e, yani başlık mantığında diyeyim yani. Dükdük şey, da, büyük baş. Sormuyorum canım o anlamda böyle, ne, ne bileyim işte. Hani mesela biz dalılar testi atarlar böyle. Yo, ha, var, o tarz bir gelenek. Yok ama şey çok önemli. Yani masaylarda hayvan yani büyük başın varsa, büyük baş hayvanın varsa yani senin zenginliğin filan her şeyin ölçüsü büyük baş hayvan yani. Evet, yani yüz evet. öyle hani 50, 100 değil yani 1000, 3000, 5000 hayvan öyle. Wow, öyle canım. gidiyor yani. Çünkü aileler çok büyük. Bir de klan mantığında biraz masailerin hayatı işte Aşiret Evet gibi yani 5 6 ya yani 5 6 e, hani çocuksa hepsinin böyle evleri daireseldir. Ortada dairesel büyükbaş hayvanların ağılı vardır işte. Keçiler yanında. Gene biraz korunaklı böyle evet, ailecek evet, korunaklı. Evet evet evet. Yani şey çünkü gece çakal şey çakal diyorum sırtlan geliyor gece. Hı hı. Yani o yüzden hani evler ona göre yapılıyor ki hayvanların arasına girip kaçıramasın diye. Yani dolayısıyla şey az orada o ama gelenek anlamında yani biz de dans ya yani masayla da dans. Öyle bir tehlikeli evet, falan karşı yani karşıya kaldınız mı? Palayla. Tabi. Palayla. Eşim gece öyle palayla tabi, çıkıyor. Ne bileyim bari silah falan olsa palayla sırtlan pala. <laughs> sırtlan korktum. pala. Yok, ok yani. aslan <laughs> öyle diyeyim. Mızrak öyle daha mi? doğrusu. Mızrak. Tabii, öyle. Aslan falan geliyor Var, mu? Var geliyor. Ha, geliyor. Demek ki öyle milli parklarda durduğu gibi durmuyor bu aslan yani. <gülüyor> Zaten <gülüyor> milli parklarda biz de çok gezdik, çok korunaklı da gece böyle uzaktan uzaktan bir ses gelince çok öyle olmuyor. Yani ben ilk mesela bir ses duyuyorum gece eşime dedim ya bu bu ne sesi aslan dedi bana. Ben de şaka yapıyor yani. yani insan çok ciddiye alamıyorsunuz yani. Aslan köpeğin ismi orada <laughs> köpeğin ismi. <laughs> çok ciddi alamıyorsunuz ya yani böyle aslan falan sonra Diğer hani oradaki işte tanıştıklarım da işte burada 5-6 yıl önce şurada aslan yavruları olurdu filan deyince. Hmm. Yani biz hani ben o tarz bir yırtıcı hayvan hani gün içerisinde köyde hiç görmedim. Aha. İnsanların olduğu yere gelmiyorlar. Ama gece şey çok yaşadım yani mesela sabah kalkıyoruz 6 gibi diyelim. Hani bir süre sonra çıkıyoruz dışarı. eşi mesela kemikleri gösteriyor. Bak duyu, dün gece gelen sırtlan bu diyor. Yandaki evin mesela işte iki tane keçiyi şey yapmış kaçırmış kapmış. kapmış. Ondan sonra o oluyor ama şey hayvan çok görüyoruz tabii yani. Hani hayvan çok Züra, da. Zürafası su vardır. Yani şöyle en son bizim ben kurban kurban bayramı dönemi köydeydim. Kurbanları köyde kestik. Ee, şey oldu böyle otuzlu kırklı sürüler halinde filler geziyordu. Benim bir gün geldi yine eşim diyor ki mısır var tarlada. Diyor ki bir anda giriyorlar diyor ve çıktıklarında hiçbir şey kalmıyor of. diyor. Tabii zaten dokunamazsın hayvanlara. Hmm. Yani kaçı kaçırman, uzaklaştırman da mümkün değil. Ee, hayvanlar koruma altında. Ondan hmm. sonra şey, e, diyor ki bana şimdi hadi lütfen dua et diyor bana. <laughs> etrafından dönsünler, tarlanın gitsinler diyor. 40 tane fil yani. Evet. Ee, öyle abi ya? bir şey kalmaz. kalmaz abi. Evet, evet giriyorlar ve diyor yani mesela birkaç gün önce birinden bahsettiğini hani tarlaya girmişler dedi. Bir ucundan girip öbür ucundan çıkmışlar. Tarlada hiçbir şey kalmamış dedi. Öyle. Bizim bir etrafından döndüler de ama ay. Yani. <laughs> Çok enteresan Çok... değişik değişik tecrübeler. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Evet. Ah işte bu da Polat. Po, evet Polat. Değil mi? Aa. Evet. Gerçi Biraz yani, önce... pek de görünmüyor aslında <laughs> Evet fotoğraf... yani açıdan, şeyden, ışıktan herhalde ışık yanlış öyle, yanlış evet. yerden çekmişiz belki de. Ee, Zimbabwe'de bahsettiğimiz bizimle 4-5 gün boyunca e, devam eden... Ola ki yolunuz düşerse Polat evet. isimli polis memurunu <laughs> bunu sorun diyorsunuz yani. <laughs> evet, devam edelim arkadaşlar. Biz sonraki fotoğrafı görelim. Oo. Buyurunuz işte beyefendi evet. ve evet. ufaklıklar değil evet. mi? Evet. Bunlar da şey biz e, kurban bayramında e, köy köydeydik yani kurban kesimlerini köy ve civar köylerde yapmıştık bu sene. Ee, çocuklar da okul sebebiyle bizle gelemediler okula gittikleri için. Aha. Amcaları baktı onlara. Biz bir sonra da uzadı projeler olunca uzadı. Bir 3 hafta kadar e, görmeyince bizi Aynı kaldıktan sonra Aa, öyle bir öyle evet. bir şey. Güzel. Evet. Maşallah. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoyu görelim. Evet. E, burası Irak. E, 2004 yılı e, Osman Atalay abiyle beraber gitmiştik. Burada e, burada e, Türkmen bölgesi e, ve e, bu kız çocuğu yetim bir çocuktu e, orada e, kısaca bir hasbihal etmiştik e, gerçekten o dönemlerde de yani e, Amerika'nın girdiği işte yaşamanın iyice zor olduğu dönemlerdi. etrafta e, birçok silah e, vardı yani tanklar vardı ya da namluları düşmüş e, yine e, silah gereçleri, tanklar. E, doğrudan bir enstantane. Ya o çocukların düşündüğü şeyi, evet. e, düştüğü travmayı düşün artık yani bu. Evet. İşte Afganistan mesela konuşuyoruz. Gitti değil mi Amerika çekildi hesapta. 40 yıldır bu insanlar savaşın içerisinde. Hı. Dedeleri, babaları, çocukları. 3 milyon yetimden bahsediliyor ya, Ümit abi. Sadece Afganistan'da. Orada. Tabii. Sadece orada. sadece 3 milyon. İnanılmaz bir rakam ya. Peki devam edelim. Yani, ama en azından sizler vasıtasıyla elimiz kolumuz oraya ulaşabiliyor. Evet. Bu, bu da bu da bir ciddi evet. bir avantaj. Yani dünyanın dört bir tarafında mesela Tanzanya'da. Tanzanya'ya yönelik çalışma yapıyorsunuz evet, daha evet. çok değil mi? Yani Yani sadece Tanzanya'da. Evet, paylaşmaktır <laughs> hayat. İsmi de çok güzel. Evet, yani işte hakikaten. Maşallah ismi gerçekten. de çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. İşte benim en çok merak ettiğim şey. <laughs> ama... o, gerçekten bak yani bu saçlar nasıl böyle olabiliyor arkadaş? Böyle benimki olur mu? Sizinki de olur. <laughs> Böyle. Biraz daha uzun olursa olur. Çünkü şey... E, Örme mi bu? Evet. örülüyor mu? Beraber, iplerle beraber örüyorlar. Ha. Şimdi şey, e, yani nana'nın neredeyse iki yıl olacak saçı hiç kesilmedi. Yine de saç şu kadar. Çok uzamıyor. <laughs> çok uzamıyor yani. yani evet, çok kıvırcık hı. ve açık bırakamıyorsunuz. E, çünkü o kadar oh. çok karışıyor. Yani sadece bonusik ka karışıyor. Hı hı. E, yani taranmıyor. Dolayısıyla Tanzanya'da genelde iki seçenek var ya tamamen kazıyorlar saçları ondan sonra ya da örüyorlar hı hı. yani örülmesi için böyle bir santim kadar olması bile yeterli Allah Allah. O, o saçla beraber örüyorlar. Gerçi nananın bir bilmiyorum 15 bilmiyorum 15 santim olmuştu herhalde buradan düşmüş E, bir de şey ama ilgi, ümit Bey en ilginci de şu yani 15 günde bir örülüyor saçları çünkü uzun olsun istiyor tamam babası götürüyor. Her dönüşünde ben götürmüyorum yani. Çünkü bir gün sürüyor yani ve benim eşim sabırla oturuyor oh, onu abi, bekliyor. Abi, Tabii mi? ya şöyle geliyorlar, gelen giden oluyor. Çünkü önce açılıyor, sonra taranıyor, sonra işte çok uzun yani teferruatlı bir şey ve ben yani <laughs> o kadar sabırlı biri değilim herhalde. <laughs> eşim oturuyor böyle. Arada uyuyormuş bana öyle diyor ana. Babam uyuyor bazen diyor. Bekliyor yani. Ondan sonra geliyor sürpriz. Diyorum ki bakalım bu bu hafta ne göreceğiz yani her seferinde başka bir model. Ya yani onu da nasıl yapıyorlar bilemiyorum yani. Her hafta başka bir modelle Kesinlikle geliyor. Arkadaşlarınız soruyordur nasıl yapılıyor bu saçlar. Evet Sen ben o yüzden video bana da yap, Yani para bana şey ben de. siz mi örüyorsunuz diyorlar dedim ne haddime yani? <gülüyor> 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 nasıl yapayım yani o bir meslek ya. Yani. Saçlar uzunken yaptırdın mı hiç öyle bir şey? Yok abi <laughs> Niye <bunu. gülüyor> olur canım niye olmasın Hayır. ya? Olabilir. Bir, bir zamanlar benimki de öyleydi yani uzun saçlarımız ama işte kestik ondan sonra. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Bu arada biz bugün oyunu muhtemelen yapmayacağız. Ya. Yani böyle güzel gidiyor değil mi? Sohbet Fotoğraflarla <laughs> güzel abi. Nasıl olsa soruları bilseniz elinmeseniz biz hediyelere vereceğiz. Sorun yok. Onun için biz böyle devam edelim. Evet. Sohbet ediyoruz. Güzel bir sürü insanı anıyoruz. Bu Her fotoğraf... Anladım. Evet bu fotoğraf abi e, şeyde... E, Çağlayan'da yaptığımız bir Çeçenistan e, mitingiydi. Daha Çağlayan'da adliye yokken o zaman. Evet. Kahrolsun sefil esaret yaşasın şanlı <laughs> ve güzel ölüm. Şeyh Şamil'in Burada Bülent abi, Niyazi Özgür abi onlarla birlikte miting sonrasında bu. Zannediyorum 1997-98 olabilir o dönemlerde. İlk savaş 1994'te başlamıştı Aralık ayında Çeçenistan'da. Daha sonra 96 Ağustos'u gibi tekrar ikinci savaş başlamıştı. O tarafa da gittin mi? Gittim abi. Dağistan? Dağıstan Dağistan üzerinden Dağistan'da. gittik. Ee, Çeçenistan'a 3 gün kadar kaldık. Evet. O Zorlu girdi. bir yolculuktu. 5 günde gittik. İlk gittiğin yerde Keşmir diyorsun. Keşmir de çok Evet. evet Keşmir'de e, direkt zaten şey yoktu. O zaman Karaçay'a gidiyordu. E, Türk Hava Yolları. Karaçay'dan tekrar iç e, PIA vardı. İç hava e, Pakistan Hava Yolları. Oradan Karaçi'den İslamabad'a, oradan da Muzafferabad e, Keşbir ay. bölgesine gidiliyordu. Tabii e, çok tehlikeli. Yol yok, iz yok. Yani mesela o bölgelerde arabalarda dikiz aynası yoktu yani. Böyle e, kırılıyor, kalıyor, takmıyorlar. Ama oysa e, o kadar önemli ki. Cahil yani daracık yollar. Çok yani dar. bir düşseniz, oradan bir yuvarlansanız mü, sizi Hı -hı. bulmaları da mümkün değil. Fotoğraf çekmeyin. Yani... <laughs> Yani çok <gülüyor> enteresan, <gülüyor> çok tehlikeli yollar. Yani düştüğünüz zaman e, sizi aramaya da gelmezler herhalde. Çünkü böyle bir kilometre... Canım, nereye? Uçak düşse aramaya gitmiyorlar. Bir kilometre abi. inersiniz o, yani. o, araba düşmüş ne olacak? Peki geçelim arkadaşlar bir sonraki fotoğrafa bakalım. Bugün aile albümleri şey olmuş ha. Ya, yani. Allah benim... aşkına bunu gördünüz ve orada kalmaya devam ediyorsunuz. Ben edeceğiz. şimdi gözlüğümü takayım ve bakayım. Zaten görünmüyor orada <laughs> bir bukalemun var efendim. Ve sizi... <laughs> Ha, ha, şey değil değil. <laughs> o bir şey çocuk. değil. O <laughs> evet, bir orada... şey değil. O hiçbir şey değil. O küçücük. <laughs> Bu kalemun var. <laughs> Aynen öyle. O çok çok küçük yani. Ama yani enteresan ya hakikaten. Anlaşık mıydınız burada gitmeden önce? Ya aslında söyleyeyim? şöyle benim biraz harika. galiba şey ım, yapımla da ilgili böyle bir esnekliğim. Yani ben biraz kediyle köpekle o çocukluğumda yaşadığım böyle üstüme atlamış iki üç kez falan çok küçükken. Biraz onlardan ürkerdim yani hmm. hani kedi de üstüme atladı köpek iki kere ondan sonra <laughs> yarışmada bir şeyde işte koşu koşu ee, koşup üstüme atlamıştı ya yani oradan bir şeyim var ama onun dışında yani böcek diğer hayvanlar sürüngenler hiç sıkıntım olmaz yani. Süpermiş ya vallahi. Yani vallahi o yüzden benim onlar diyeyim. pek bir şey değil. Bizim sorun <laughs> soru olabilirdi yani. Çok çok yaygın yani. <laughs> Peki devam edelim arkadaşlar burada yaygın değil Allah'tan. Geçelim <laughs> <bilir. gülüyor> <laughs> <laughs> bir sonraki fotoğrafa. Ha, demin adını anladık. Evet. Evet. Osman Atalay abi. 1995. E, bu Srebrenica katliamından bir iki ay sonra. E, Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Başçarşı. çarşı. E, Osman abi o zaman e, İHH'nın Sarayova e, ofisinin e, başındaydı. O zaman onu Saraybosna'nı tanımayan yoktu herhalde. Tabii canım evet. E, ev, ev de yakındı. E, yürüyerek e, giderdik. Evet. Yani evet. E, çok hoştu yani e, gerçekten e, ama insanlar mesela o savaşın etkileri her tarafta yani Gazi Üstrev Camisi'nin mesela şeyi o zaman e, yıkıktı bir bölümü. Hı -hı. Onu daha sonradan e, yaptılar. Edeyim, evet. e, bir şey e, çocukların e, tabii sniperlar biliyorsunuz 1200-1300 gün e, o İgman Dağı etrafta e, sürekli Sırp sniperları e, i̇nsanları e, şehit ettiler. Yani 30 bin civarı e, kişi o şekilde e, şehit olmuştu. O e, yani Sarayevoyu e, alamadılar Sırplar ama etraftan sürekli 3,5 yıl fazla boyunca kayıtlar. evet orada bir çocuk görmüştüm. E, o tramvay yolunu bilirsiniz abi. Hmm. E, açığa çıkınca insanlar Sevdalı'm da biliyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet siz de gitmişsinizdir muhakkak. Açığa çıkınca yani meydan e, alana gelince. İnsanlar koşuyorlar e, çünkü sniper'a yakalanma şeyi var. Aa. Orada mesela e, o kız çocuğunu hiç unutmuyorum. E, binaların yanından yürüdü, yürüdü, yürüdü. Sonra açık alana gel geldi, koşmaya başladı. Koştu ve tekrar binalara gelinceye kadar koşmaya devam etti. Yani o e, travma tabii insanlar onun yaşadılar. Rafet'in tekrar de, göstermesin. Hani, Suriye'de de e, çatışmalar devam ederken şehir savaşlarında özellikle ee, binaların arasında perdeler geliyordu insanlar sniper'lardan falan Evet, sonra evet orada evet sniper'lar çünkü. Hmm. Ee, maalesef gittiler ve insanları katlettiler. Yani devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafı görelim. Herkes çözüm bulmaya çalışıyor. Ay. Yani. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Evet. Bu da Tanzanya'dan. Evet. Bu Zanzibar'daki bir... kelebek kelebek parkı çok e, küçük bir kelebek parkı var şeyde Zanzibar'da. Böyle ağıyla ile üstünü kapamışlar sadece ve şeylerini e, işte yani o bu pahallerini e, yerel oradaki e, gördükleri zaman toplayıp getiriyorlar. Oradaki e, halkı desteklemek için başlatılan bir proje aslında. Evet. Karşılığında ufak bir şeyi var yani bir bütçe hani evet. veriyorlar. Ondan sonra e, şey a e, çok güzel de orası. Çocuklar bayıldı. Çocuklar da bayıldı. Yani bir yandan üzerinize çok büyük büyük almışsınız. omuzlarınızda. Çok ciddi bir sorumluluk Hı -hı. var. Öte yandan da ee, gerçekten birçoğumuzun görünce Ao! falan diyeceğimiz şeyler günlük hayatımızın içinde bu da bambaşka bir evet. güzellik kesinlikle hakikaten öyle devam edelim arkadaşlar bir sonraki fotoğrafı görelim evet ilk ilk yolculuk burası Keşmir hmm. ee, yanımda Bülent Alan kardeşimiz var o şalvar şahverkamis olan çocuk sen misin abi? Şal var. İlk yolculuk <laughs> <bir> Çok bir <laughs> şey gitmiş falan. 20, 21 yaş abi. <laughs> Mayıs yani. 1995 hmm. ee, Kurban Bayramı. İHA'nın da bizim Türkiye'de yaptığımız ilk e, Kurban e, çalışmasıydı. Ha, Benim kaderizli. payıma da Keşmir düştü. Gerçekten müthişti. Bu burası e, yani Himalayaların hemen etekleri. Bu çocuklar şey oradaki e, çadırlardan gelen çocuklar. E, Almışız iki tanesini yanımıza. Bülent Alan da o dönem e, Pakistan'da İslam Üniversitesi'nde. Bülent Alan mı? Evet evet Bülent Alan. Oo. O dönemde öğrenciydi e, şeyde e, evet. Pakistan İslam Üniversitesi'nde. Zaten program boyunca hep e, beraberdik. E, çok hoştu unutamadığım e, yerlerden birisi keşbir evet, gibi. Evet gibi. Evet. Da çok Bir şey gibi. de hmm. şeyi de ifade etmek hmm. lazım. Pardon. Kimi anlatıyorum değil mi? Yok İpek, yok ya. ben keşbir'i görmedim ama. <laughs> Ee, şeyi de ifade etmek lazım. Ee, mesela ben e, oraya ayak bastığım e, ilk andan itibaren arkadaşlar dediler ki pasaportunun yanına alma. E, koyalım işte hostel diyorlar üniversitenin <laughs> yurdunda orada kalsın. Neden? E, dediler ki burada Türkleri inanılmaz severler. Yani siz e, Türkiye'den geldiğinizi söyledikten sonra size zaten hiçbir şey sormazlar. Gerçekten enteresandı. <laughs> Şeyde e, havaalanına e, indiğimiz zaman e, Karaçı'da ee, işte kontrol eden, e, pasaportu kontrol eden polis memuru benim Türkiye'den geldiğimi görünce e, yakasından hiç unutmanı, e, unutmuyorum. Bir Yasin-i Şerif e, şeyi, kitapçı, risalesi diyelim. Çıkarttı onu bana hediye etti. Hı -hı. Mesela, hediye etmiş olmak Evet hediye etti. Kucaklaştık öyle geçtik yani. Hı -hı. Pakistan e, gerçekten müthiş. Yani Hı -hı. kendinizi e, vatanınızda e, hissedebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Hı -hı. Evet harika. Hı -hı. Peki arkadaşlar bir iki fotoğraf daha görürüz belki. Bu arada siz çekiliş yaptıysanız onu da bana atarsanız mesajla kimi gönderiyoruz bugün tatile o da bana gelmiş olsun. Harikasınız zaten atmışsınız sağ olun. Biraz sonra bunu açıklayalım inşallah. Efendim bir sonraki fotoğrafı da görelim. Bir dilet olun fotoğrafı olacaktı sanki. Gerçi sıra onda mı bilmiyorum Sürpriz. Ama. <laughs> Yok, bu, da. Aa, bu fidan fotoğrafı. Aa, bak bu çok hoşuma gitmişti. Biz buradan Tanzanya'ya fidan mı hediye edebiliyoruz? Evet evet. Ya yani biz herhalde bilmiyorum yani 7-8 bin olmuştur zannediyorum. Ne, ne fidanı? Ee, mango, papaya, ya meyve fidanı hmm, bunlar. <laughs> meyve gönderiyorlar mı? onlar, onlar, daha çok <laughs> çocuklar. Mango gelsin abi ne var yani. <laughs> Hadi bak Türkiye'deki mangolar bak samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'deki mangolar orada yediğimiz mango değil. Evet yani Bu buradaki yani yeşil erik gibi evet. geliyor yani. O da ayrı bir şey. Onunla ham toplandığı toplan. için çok Değil ham, ham toplan. toplanıyor. Çok ham yani. toplanıyor. Evet. Ben de mesela şey yani ananas artık hani şey e, yiyemiyorsunuz yani evet. böyle olmuyor evet. yenmiyor. Orası başka bir şey. Evet. Yani. Biz buradan fidan gönderebiliyoruz. Şöyle öyle. evet fidan bağışı hani burada hani bizim dernek derneğin projelerinden bir tanesi de paylaşmaktır Hayat'ın e, fidan projesi. Bu proje kapsamında biz özellikle okullara fidan dikiyoruz. Yani mesela bu e, okulda biz önce bir 200 fidan diktik, ondan sonra bize videolarını, fotoğraflarını yolladılar. Bir bir yıl üç ay gibi, yani bir buçuk yıl olmamıştı. Ee, şeyler papayalar yiyorlardı yani çocuklar. peşinler papayalar. Ondan sonra muz, muzların üzerinde de vardı. Sonra yani o okul yatılı yatılı okul 300 kadar da öğrenci var kalan. Bize böyle teşekkür videoları attılar. Hı. Sonra tekrar gittik. Bir erzak desteğimiz oldu. Onunla beraber bu kez de 500 fidan diktik. Çok büyük bir arazileri var. Farklı meyve ağaçlarından. Yani biz e, okullarda meyve fidanları dikiyoruz. Hani toprağı da öyle bir şey ki Tanzay'da bu tamamen meyvedir. Çok bereketli. Evet kesinlikle. Olmaz. Bir de oranın sizde oranın mevsimi de çok herhalde. Evet. Uygun değil Ü, mi? Evet yani. evet. Yani e, şey normalde mesela mısır yani 3 dönem ekebilirsiniz. Suyunuz olsa. Yani şimdi Tanzanya'da tarım çok yaygın ama ağırlıklı yağmura e, dayalı Tabii. tarım yapılıyor. Çünkü hani sulama sistemleri vesaire o çok mümkün <laughs> değil onlar. Kırsalda tarım yağmura dayalı yapılıyor. Ama mesela sulama sistemleri kurulsa şeyler yapılsa yılda üç kez mısır alınabilir mesela mümkün yani. İnsanın kalkıp gidip tarım yapabilir. Ama ben mesela ben, ben kendi elimle diktiğim yani şöyle diyeyim size mesela benim en sevdiğim meyve hani çarkıfelek felek peşin. E, peşin meyve suyunu yapıyoruz hani be blenderdan hani şey yapıyorum. Çekirdekler böyle parçalanıyor aslında süzüyorsunuz ya çekirdekleri ben onu kendim kendi bahçem için yani köydeki. Yani şöyle bir şey. Şöyle üstüne toprak atıyorum. Çıkanları ektim, yedik yani onlardan. Bir Oo. bir yıl içinde ilk meyveyi veriyor. İşte ikinci yılda yılda iki kez ürün veriyor. Topladık, topladık, köyde dağıttık çocuklara. Çok bereketli yani. Değil bir de birkaç ya. yıl içinde yani meyvesini veren şeyler var yani. Ha. Ya bugün artık toparlayıp kapatmam lazım çünkü haberlere geçecek arkadaşlar. Aa ben sormaya doyamadım. Fotoğrafa bakmaya doyamadım. Vallahi konuşmaya doyamadım. De çok de. güzel oldu gerçekten. Aa, Allah razı olsun. Aa çok güzel oldu evet. Sağ olun Allah sizlerden razı olsun. Bizim bir şey yaptığımız yok. Siz çok güzel işler yapıyorsunuz. Gerçekten özendiğim, kıskandığım işler yapıyorsunuz. Allah bize de nasip etsin inşallah. Ay, i̇nşallah belirteyim. İnşallah. Deriz ya da bu arada bugün görev kimi gönderiyoruz onu da hemen söyleyelim. Twitter kullanıcı ismi Kadir Neva olan efendim izleyicimiz Allah nasip ederse uygun gördüğü bir tarihte Giresun, Birun Gümbet evlerine tatile gidebiliyor. Bu hafta Rümeysa Hanım izleyenimiz Efendim Giresun'a tatile gitti. Bugün itibariyle orada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Efendime söyleyeyim. Önümüzdeki hafta belki bir başka izleyenimizi göndereceğiz. Sizin de hemen hediyenizi getireyim. Nerede arkadaşlar hediyeler? Burada. Onu da alayım. Çok teşekkür ederim. Efendim. Burada Ketebe'den kitaplarımız verelim oh, gibi. Teşekkür ederiz. Ugarvistan. Oh, ben eminim ki çok, çok kitap okuyorsunuz. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, onlar ondan kitap okumaya Çok teşekkür ederim. Bunlar da Ketebe'nin kitapları. Çok İyi. teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Ayrıca, ediyorum. Taş değmesin. Çok güzel işler yapın. Biz de sizi tekrar misafir edelim. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Değerli izleyenler, elbette ki e, her zaman olduğu gibi en büyük teşekkürü sizlere e, borçluyuz. Çünkü yaklaşık iki saati bizimle berabersiniz. Allah nasip eder bir e, kaza kadar çıkmazsa biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız. E, i̇nşallah o zaman tekrar görüşürüz. Saat başı itibariyle arkadaşlar gelişmelerle ilgili sizle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.